Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Savaş Çorlu ve Hayri Beşer'le beraber gündemi değerlendireceğiz. Savaş Çorlu aramızda, Hayri Beşer az sonra bize katılacak. Savaş Çorlu, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Kerem, iyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Hemen milli takımımızla bir başlangıç yapalım. Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. Euro 2024 çeyrek final mücadelesinde rakibimizle kozlarımızı paylaşacağız. Maç öncesinde hazırladığımız haberi gelin şimdi ekranlara taşıyalım. Sonrasında uzun uzun mücadeleyi değerlendireceğiz. Çok çok önemli bir mücadeleye çıkacak milli takımımız. Hollanda karşısında çeyrek finalde büyük bir sınav vereceğiz. Berlin'deyiz. Almanya'nın başkenti. Bir anlamda bugün evimiz gibi olacak Savaş Çorlu. Takımımız çok büyük bir destekle sahada olacak. Beklentimiz ne olmalı mücadele öncesinde? Ne hissediyorsun? Biraz duygularımızı konuşalım mı? Ne dersin? Ya şimdi öyle bir duruma geldik ki artık, yani burada final bile defleyebilecek bir duruma geldik. Bunu kabul etmek lazım. Mesela Avusturya maçından önce çok fazla umut değildim. Avusturya maçında oynanan futbol, Avusturya maçında yaşanan olaylardan sonra bu ceza olayı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın maça gidecek olması, Almanya'nın turnuvaya veda etmesi ve orada gibisi fazla, biz artık orada ev sahibiyiz. Zaten en çok seyirciye sahip olan ülke takımıydık. Ve bununla beraber Almanya'nın da elenmesiyle şu anda Almanya, Türkler de bir an önce elensin diye bekliyorlardı. Çünkü bu Melih Demir olayında çok ciddi bir baskı yaptılar, algı yaptılar. Dolayısıyla burada göğsümüz kabarmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hollanda güçlü bir rakip. Çok iyi oyuncuları var. Ama biz bu akşam eğer Hollanda'yı yenersek hakikaten bu işin yolu finale doğru gider. Çünkü İngiltere, İsviçre maçı gün içinde belli olacak. Orada kim gelecek? Burayı yenersek, kim gelirse gelsin, bu yol finale doğru gidebilir. Ama bu akşamı geçmek lazım. Geçmek için her türlü şart bizlerin elinde. Kadro oyunculara bakıyorsun, formda oyuncular var. Avusturya maçındaki futbol, taraftar hırslandı, futbolcular hırslandı. Yani sahada 11 tane Melih Demiral, saha dışına baktığı zaman Türkiye, herkes adeta bir Melih Demiral olmuş vaziyette. O coşkuyu, o hissi, o azmi, o hissi ilk kez hissettim. Maçın sonucu ne olur bilmiyorum ama Türkiye artık ya, hakikaten bazı turnuvalarda böyle çok müthiş bir kenetlenme oluyor ya. Bugün onu, dün, önceki gün Avusturya maçından sonra gerçek anlamda hissettim. O duyguyu turnuva başladığından bir türlü yakalamamıştım. Ben de bunlardan bir tanesiydim. Ama Avusturya maçıyla beraber ciddi anlamda bunu hissettim. Ve ben bu yolun sonu final olursa şaşırmam. Başlarken de böyle bir istemeyerek söylüyorduk. İnşallah final olur diyorduk. Bir mucize gibi bir şeydi. Ama bugün İnanmadan. İnanmadan. Yani şimdi oraya, inanıyor muyuz? Şimdi inanmamızın sebebi şuydu. Almanya, Türkiye ev sahipliği yapıyor. Orası ev sahibimiz, ev sahibi biz olacağız diyor. Ama bugün gerçekten ev sahibiyiz. Almanya'nın olmadığı bir turnuva. Almanların bizi şu anda orada kıskanacağı bir ortamda. Eğer bir Hollanda yenmesi halinde Almanya kırmızı beyaz olacak. Bu akşam da kez aynı şekilde olacak. Yani artık hakikaten inanıyoruz. Dediğin gibi gönül istiyor öyle bir şeyi. Evet. Gönül istediği yere doğru geldik. Şimdi mantık da istemeye başladı. Mantık da istiyor ve gerçekten herkesin kalbi güm güm atıyor. Bugün ben buraya gelirken mesela futboldan hiç anlamayan insanlar bile biz bu akşam Hollanda'yı yenebiliriz. Hiç öyle bir oyuna geldi. Ve bunu yaptığınız zaman başarılı oluyorsunuz. 2002 Dünya Kupası'na bakalım. O günün maç saatleri de sabah çok erken saatlerinde oldu. Kalkıyorduk mesela 10 kişi görüyorsan 7 tanesinin üzerinde milli takım üniforması vardı. Kiminde tişört, kiminde şapka, kiminde elinde iplik vardı. Bugün 2008 Avrupa Şampiyonası müthiş bir coşkuydu. Biz Avusturya maçından sonra o coşkuyu yakaladık. Sonuç ne olur bilmiyorum. Gönlümüz, kalbimiz her yerden kazanmaktan yana. Stressiz olacak çünkü maça çıkan oyuncuların biliyor ki burada eğer kaybetsek bile bütün Türkiye bu insanları alkışlayacak. Evet. Yani takım aslında hedeflerini gerçekleştirdi. Gerçekçi hedeflerini gerçekleştirdi. Tabii. Bundan sonra yapılacak her şey ekstra ve yapılabilir. Yani geldiğimiz noktada daha fazlasını da başarmamamız için hakikaten bir sebep yok. Biraz grup aşaması stresliydi. Kamuoyu, medya maalesef çok fazla takımın üstüne ve hocanın üstüne gittik ya da belki böyle ifade etmek gerekir ama o hava da dağıldı. Yani takımın içindeki o stres havası da sanki dağılmış gibi görünüyor. Bu da bize yardımcı olabilir. %100 katılıyorum. O hava gitti. Çok rahatsız. Şimdi futbolcu olsam şunu bekliyorum. Ben bu maça çıkmış olsam sonuç ne olursa olsun oradaki taraftar, stat'taki bütün ay yıldızı formayla maça gelen taraftarlar alkışlayacak. Tribünde ekranları başında olanlara geçelim. Onlar da aynı şekilde alkışlayacak. Bizler hepimiz bugünkü sonuçtan bağımsız söylüyorum. Ne olursa olsun bu taraftar onu alkışlayacak. Türkiye sizinle gurur duyuyor sloganını duyacağız. Bu futbolcularında bir baskı oluşturmayacak. Olumlu yönde bir hava olacaktır. Türkiye için, ay yıldızlı milli takım futbolcular için çok önemli bir şey daha var. Türkiye'nin bu turnuvaya başlarken favori olarak gördüğün takımlar birer birer eleniyor.
O eşleşmelerde de çok mesela önemli bir nokta. Mesela İspanya, Fransa. Öncesine bakıyorsun Almanya, İspanya. Öbür tarafa bakıyorsun Fransa, Portekiz. Yani hep böyle çeyrek finalde turnuvanın favori takımları diyebileceğimiz takımlar da bir nevi elendi. Şimdi sen burayı aşarsan artık yani öyle bir adama gelecek ki yani artık final hedefleyeceksin. İngiltere, İsviçre. İkisini de yenebilir miyiz? Yenebiliriz. Hollanda'yı geçersen yenebilirsin. Her şey bu akşam. O sihirli hayalleri kurabileceğimiz. Yani Hollanda kağıt üstünde iki takımdan da daha tehditkar duruyor. İngiltere ve İsviçre için. Doğru. Başladı. Bu da çok önemli bir şey yani Türkiye adına. Futbolcular da inşallah baskı oluşturmaz. Montella da bu baskı oluşturmaz. Taraftar her zamankinden daha güçlü olacaktır bu akşam. Daha coşkulu olacaktır. Ama ben böyle aşırı motive olan bazı futbolcular ters tepebilir kart konusunda falan. Merit Demir olayını bir kenara bırakıp sahada her şeyi içine atıp ayaklar beyine hükmedip Hollanda karşısında bir de açacak birisi varsa, sihirli bir oyun ortaya koyacak futbolcu varsa net söylerim. Bugün bu sahada kimden en çok beklenti içinde olur dersen, bir maç önce cezalı duruma düşmüş bir Hakan Çalhanoğlu'nu düşünelim sevgili Kerem. Bugün de tecrübe anlamında söylüyorum. Şampiyonlar Ligi finali görmüş, Avrupa'da şu anda en üst seviyede transferde adı geçiyor sürekli olarak. Ve bugün Hakan Çalhanoğlu sazı eline alması gerektiğini düşünüyorum. Ben geçen maçta o cezalı duruma düştü. O da bunu özlemiştir. Bu turnuvada belki de en çok tartışılan demem ama beklentiyi hep ne yaparsa yapsın karşılayan Hakan Çalhanoğlu bu akşamın en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi olacaktır diye hissediyorum. Maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı açıklamaları şimdi ekrana getireceğiz. Sonrasında Ayrı Beşer de aramıza katılacak. Milli takım konuşmaya devam edeceğiz. Ferdi Kadıoğlu ve Vincenzo Montella'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Ayrı Beşer de artık aramızda. Hoş geldin. Hoş buldum Kerem. Hemen milli takımla alakalı ilk değerlendirmenizi açıkçası almak isterim. Nasıl bir heyecan yaşadığımızdan açıkçası ilk 10 dakikada bahsettik. Beklentimiz ne olmalı bu akşam? Ya, Avusturya maçı öncesi beklentim şuydu. Bugüne kadar izlediklerimizden daha farklı bir Türkiye, daha iyi bir Türkiye izleyeceğiz diye düşünüyordum. Daha iyi bir Türkiye izlediğimizi de hala düşünüyorum. Yani belki oyun anlamında değil ama o maçın doğrusu anlamında Türkiye yapması gerekenleri çok kolektif bir şekilde, çok ahenkli bir şekilde, disiplinli, 90 dakikaya yayarak taktik strateji açısından klasik tabirle başarılı bir şekilde tamamladı. Ben şu ana kadar gerçek Türkiye'yi izleyebildiğimizi düşünmüyorum. Yani potansiyelimizi henüz yakalayamadık. Hollanda'da potansiyelimizi yakalamamıza müsaade edebilecek bir rakip gibi geliyor bana. Hı hı. Aslında kaliteli oluşları bu anlamda dezavantaj değil, avantaj diye düşünüyorum. Yani topu çok yorarak oynayan, rakibi çok yorarak oynayan, yani topla kavgalı bir takımla temaslı oyunu kendisine yani futbol şiarı edilmiş bir rakiple oynamayacağız. Son derece iyi oyunculardan kurulu, taktik denilince, oyun denilince, hüner denilince işte ya da biraz daha eskiye gidersek total futbol denilince aklımıza gelecek bir rakip Hollanda. Mesela savunmacılarını ele aldığımız zaman işte dünyanın en iyileri diyebiliriz savunma merkezi için. Van Dijk 1.95 boyuna rağmen nasıl esnek, estetik, topla ilişkisi, üst düzey bir savunmacı bunu biliyoruz. Bekleri için de, orta sahası için de ve ön tarafı için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Gayet iyi oyuncular. Ama buna rağmen hani baskı yediği zaman başta savunması olmak üzere size açıklar verebiliyor. Öbür taraftan hani sahanın bütününde geniş alanlar yakalamanıza müsaade edebilecek bir rakip Hollanda. Hı hı. Bütün bunlar elbette ki hocanın analiz defterinde, ajandasında duruyor. Ona göre planlarını hazırlıyor. Yani benim umudum şu bu akşamla ilgili. Gerçek Türkiye'yi yani potansiyelini maksimuma yakın bir şekilde yansıtan bir Türkiye'yi izleyeceğimizi düşünüyorum ve de umut ediyorum. Ama hani ideal bir takımla mı sahaya çıkacağız? Maalesef şartlardan dolayı ideal bir takımla sahaya çıkacağımızı düşünmüyorum. Burada bir eksikliğimiz söz konusu. Merih'in olmayışı benim açımdan çok büyük bir eksiklik. Yani daha önceki maçlarda tercih edilmeyişi büyük bir eksiklikti. Bu maçta olmayışı eksiklik. İsmail'in
cezadan dolayı oynamayacak olması yine bir eksiklik. Evet. Hakan'ın dönüşüyle İsmail'in yokluğunu aynı kefede değerlendirmemek lazım. İkisi çok başka bir oyuncular. Hakan çok değerli ama İsmail çok gerekli. Öyle bakmamız lazım. Ya özetle bu akşam hani Ferdi dedi ya tutkulu oynuyoruz. Tutkulu ve iyi oynayan bir Türkiye bekliyorum. Ve onu da göreceğimize inanıyorum. Berlin'e gideceğiz sevgili seyirciler. Emre Kaplan Berlin'de, Almanya'nın başkentinde bizi bekliyor. Ve mücadele öncesinde de ortam şimdiden yavaş yavaş ısınıyor. Emre, neler aktaracaksın bize Berlin'den? Orada her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Gerçekten çok güzel, çok mutlu bir gün, çok heyecanlı bir gün ve tarihi bir gün. Berlin'deyiz. Bugüne kadar Dortmund'da, Hamburg'da, Leipzig'te çok çok güzel görüntülere tanıklık etmiştik. Ay yıldızlı vatandaşlarımız, Türk vatandaşları çok çok güzel ortamlar oluşturmuşlardı diğer şehirlerde. Burada en büyüğünün oluşmasını bekliyoruz. Çünkü Berlin'de hem Türk vatandaş sayısı çok fazla hem de her yerden buraya gelen, dünyanın her yerinden buraya gelen vatandaşlarımız da müthiş bir futbol atmosferi oluşturacaklar. Şu anda şehir meydanındayız. Taraftarların toplandığı alandayız ve yavaş yavaş, yaklaşık yarım saat önce başladı bu toplanma. Yavaş yavaş sayı artıyor. Davullar, zurnalar, mehter takımı ve gerçekten güzel, keyifli bir ortam burada yaşanıyor. Bugün buraya yaklaşık belki tribünde 60 bin kişi olacak ama onun dışında yaklaşık 400 bin kişinin geleceğini söyleyelim. Dünyanın her yerinden, Avrupa'nın her yerinden yaklaşık 400 bin kişi bu maç için buraya geldiler. Belki hepsi tribünde olmayacaklar, belki hepsi maça giremeyecekler ama bu ortam, bu atmosferi yaşamak için buraya geldiler. Bunu söyleyelim. Şu anda bulunduğumuz noktada Türk taraftarların, vatandaşlarımızın toplanma alanı ama Hollandalıların da ilgisini çekmiş durumda. Hollandalıları da görüyoruz. Hollanda basınından yine meslektaşlarımız burada. Bu görüntüleri, bu anları onlar da yakından takip ediyorlar. Milli takım dün son antrenmanını gerçekleştirdi. Tarihi maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Vincenzo Montella ve Ferdi Kadıoğlu basın mensuplarının karşısındaydı ve gerçekten özgüvenli açıklamalar yaptılar. Çünkü UEFA'nın verdiği ceza ile ilgili evet bir rahatsızlığımız var, üzgünlüğümüz var, haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz ama bunun yanıtının verileceği yerin de saha olduğunu net olarak söyleyelim. Tüm oyuncularımız böyle bakıyor bu olaya ve teknik heyette yine tıpkı Avusturya maçı öncesindeki motivasyon gibi burada da bu konuyu motivasyon unsuru haline getirmiş vaziyette ve oyuncularımız da bu bilinçle, bu hırsla bugün sahaya çıkacaklar. Kendi kariyerleri adına, Türkiye futbol tarihi adına çok çok kritik bir mücadele çıkacaklar. Herkes bunun bilincinde, herkes bunun farkında. Gerçekten müthiş bir gün, tarihi bir gün. Saha içine dönecek olursak, az önce siz de ifade ediyordunuz, İsmail'in yokluğu, Orgun'un yokluğu, yanı sıra Meri'nin eksikliğiyle birlikte 3 tane önemli eksiğimiz var ama tabii pozitif taraftan bakacak olursak da Hakan Çalhanoğlu'nun dönüşü. Kaptanımız sarı kart cezasını tamamladı. Bu karşılaşmada sahada olacak. Yine Montella'nın en güvendiği isimlerden bir tanesi olacak. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Hemen bunu da ifade edelim. Kalede Mert olacak. Savunmanın sağında Mert Müldür. Stoper ikilisi Samet Abdülkerim. Solda Ferdi Kadıoğlu. Orta sahanın merkezinde Kaan'la birlikte Salih Özcan'ı izleyeceğiz. Onların önünde Hakan Çalhanoğlu. Sağ tarafta Barış, sol tarafta Kenan Yıldız. Neredeyse Arda Güler'le bugün Hollanda karşısında sahada olacağız. Şu anda yavaş yavaş taraftarlarımız toplanmaya başladı dediğimiz gibi. Yine binlerle, on binlerle yürüyeceğiz. Berlin Olimpiyat Stadyumu'na doğru binler, on binler yürüyecek bugün. Ve biz de yine bu görüntüleri, o konvoy, kortej görüntülerini canlı canlı aktaracağız. Sıcak bir hava var. Turnuvanın başından beri değişkenlik gösteriyor hava durumu Almanya'da ama bugün Berlin'de günlük güneşlik bir hava var. Özellikle Dortmund'da oynadığımız maçlarda çok ciddi yağış vardı, şiddetli yağışlar vardı ama burada güneş yüzünü göstermiş vaziyette. Umuyoruz ki gece ilerleyen saatlerde, yeni günün ilk saatlerinde, geçen maçtan önce bunu sıklıkla söylediğimiz için uğruna inanıyorum. O yüzden tekrarlıyorum, maçtan sonra umuyoruz ki yine Berlin sokaklarında binlerce kişiyle, on binlerce kişiyle zaferi kutladığımız görüntüleri de takip etmek istiyoruz. Milli takımımız tarih yazıyor. Çok önemli bir turnuva performansı ortaya koyuyorlar ve
Artık sıradaki hedef Hollanda'yı mağlup edip Dortmund vizesi almak. Günün sonunda yolun biteceği yer yine burası. Final Berlin'de oynanacak ve bütün umudumuz, bütün temennimiz bir kez daha önce Dortmund'a sonra Berlin'e geri gelip finale çıkmak, kupayı kazanmak. Herkesin hedefi bu, herkesin hayali bu. Umuyoruz ki bunu gerçekleştirme yolundaki ilk adımlardan bir tanesini atacağız. Biz gün boyunca buradan yansıyan detayları, atmosfere dair görüntüleri paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a aktardıkları için. Berlin'de yer kırmızı, gök beyaz. Hakikaten çok keyifli bir görüntü ekrandaydı. Çok sayıda vatandaşımız tabii ki Almanya'da yaşıyor. Tamam, bizim için de çok önemli milli takımımızın ilerlemesi. Ama onlar için sanki daha da önemli, çok daha büyük önem atfediyorlar. Bir vatan hasreti her zaman insanların gönlünde olabiliyor ve milli takımın Almanya'daki bu turnuvada ilerliyor olması eminim Savaş Çorlu insanlarımızı orada çok mutlu ediyor. %100 öyle. Biz buradan Almanya'ya göreve gittiğimiz zaman ya da işte böyle bir tatil amaçlı orada bir Türk geldiği zaman bile çok mutlu olanlar. Yani kendi vatanlarından, ülkesinden bir turist olarak ya da işte gezin diye çıktığın zaman, seni gördükleri zaman, sohbet ettikleri zaman mutlu oluyorlar ki bu çeyrek final onları aşırı mutlu etti. Türk olmanın gururunu yaşamak ne olsa gerek orada bu akşam doyası yaşayacaklar. İnşallah bunu açılışta da söyledik. Bugün orada alınacak bir galibiyet ya da bir tur diyelim yani. Çünkü beraber de bitebilir, uzatmalara da gidebilir. Olası bir tur bütün dünyadaki Türkleri gururlandıracaktır ama Almanya'dakileri ayrı bir şekilde yani. Çünkü ev sahibisin. Hayır abi, şu anda orada ev sahibi sensin. Evet, iki Türkiye-Almanya ortak gibi demiştik açılışta. Şu anda Almanya'nın olmadığı bir turnuvada Almanya'nın her şehrini kırmızı beyaz, yer, gök, senin dediğin gibi hatta bulutlar bile yani kırmızı beyaz olur. Böyle bir galibiyet, bir tur gelirse böyle her yerde kırmızı beyaz görürüz. Yine Almanya'dan bu görüntüleri sizinle sık sık paylaşmaya devam edeceğimizi belirtelim. İlerleyen saatlerde de bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Milli takımın muhtemel 11'ine de aslında bir göz atabiliriz. Milli takımımız bugün nasıl bir kadroyla sahada olacak? Bunun üstüne değerlendirmelerde bulunacağız. Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih Kaan, Hakan, Barış Alper, Kenan, Arda. Burada aksi bir beklentin var mı Hayri Beşer? Hani sanki Salih ve Kenan dışında kimsenin değişme olasılığı yok gibi geliyor bana. Ama o ikisi de yani hem Salih hem Kenan, onların başlaması da doğal bir durum olacak. Doğal ve muhtemel görünüyor. Evet, şu an için görüntü bu. Hatta Salih'le başlama ihtimali daha yüksek. Yani orta saha merkezinde Salih'i görürüz diye düşünüyorum. Ama Kenan değil de Kerem'i görürsek de şaşırtıcı olmaz. Hatta belki Kerem'i tercih etmek daha da doğru olabilir. Nihayetinde Kerem çabuk, hızlı, bu tür maç tecrübesi hem Galatasaray'da hem de milli takımda olan bir oyuncu. Ve zannediyorum hani rakibi ürküten aktörlerimizden bir tanesi. Kenan bir değer, yükselen bir değer, hepimizi gururlandıran bir değer. Ama turnuva performansının çok ileri boyutta, çok beklenen doğrultuda olduğunu söylemekte biraz zorlanırım açıkçası. Hı hı. Bunu da belirteyim. Yani şu ana kadar Kenan bizi şaşırtan ya da işte tribündeki adamı şaşırtan, bu ne güzel futbol işçiliğiydi dedirten, ne bileyim hani sanatvari işlerle, etkileyici işlerle, yani atletizme dayalı işlerle karşımıza çıkmadı. İşin bu tarafını da görmek lazım. Şimdi mesela savunmayı ele aldığımız zaman Mert benim beklediğimin üzerine bir performans gösteriyor. Mert'in biraz da yaş almasıyla, biraz da kalecilik özellikleriyle irtibatlı olarak hani reaksiyon gücünün her çok da güçlü olmayacağı kanaati vardı bende. Hı hı. Mesela o işte son Avusturya maçında çıkarmış olduğu kafa vuruşu bu anlamda da reaksiyon gücü anlamında da hiç de fena olmadığını gösterdi. Hepimize göstermiş oldu. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim ben Kerem. Bir defa savunmamızın sağı ve solunda iki tane muhteşem adam var. Yani ben sadece Ferdi için muhteşem ifadesini kullanmayacağım. Mert Müldür de benim için muhteşem bir oyuncu. Hatta Fenerbahçe'de Osayi daha çok tercih edildi ve genel kanaat
Osayi'nin tercih edilmesi yönündeydi. Ben hep Mert'in Osayi'den daha iyi oyuncu olduğunu düşündüm. Aynı kanaatteyim ve tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya oyuncuyu ele alırken bir paranın... Osayi Samuel Mert'ten sadece daha hızlı. Daha benim hızlı, daha çabuk ve daha güçlü olabilir. Fiziksel olarak daha iyi. Daha güçlü. Ama Mert Müldür hem hızlı, hızlı bir oyuncu, bence çabuk bir oyuncu ve sürekli kafasında organizasyon, bir plan olan oyuncu. Yani topun kıymetini daha çok bilen. Topun kıymetini bilen, iyi kullanan, hücum aksiyonlarında son derece etkili olabilecek, rakiple girmiş olduğu mesela akıl oyunu düelloları vardır mesela oyun içerisinde. Hı hı. Yani o satır aralarını okumak gibi bir şeydir akıl oyunu düellolarını. Ben mesela senin bu akıl oyunu düellolarını iyi okuyabildiğini düşünüyorum. O anlamda da kolay kolay pes etmez Mert. Şimdi dolayısıyla hani mesela Gökhan Gönül mesela Türk futbolunu yetiştirdiği en önemli sağ beklerden bir tanesiydi. Belki top kullanmada bir tık daha iyi olsaydı bir uluslararası standart olurdu. Mert Müldür'de de ben o potansiyeli görüyorum. O açıdan Mert Müldür'ün olması, Ferdi'nin olması, bir diğer orta sahamızın gününde olmasını temenni edeceğim. Burada işte Kaan'ın biz potansiyelini biliyoruz. Salih benim sıcak baktığım ama oynadığı maçlarda yani vasatın çok da üzerinde görmediğim, daha iyisini beklediğim bir oyuncu. Hakan hani bence sorumluluk alıyor. Görünenden daha fazlasını yapıyor. Öbür taraftan şimdi mesela şimdi rakipte işte Malen gibi etkili oyuncular var. Depay var. Sayabileceğimiz birçok oyuncu var. Gakpo başta olmak üzere. Gakpo turnuvanın en formda oyuncularından biri. Çok Charles çok formda. Yine muhtemelen bu üç oyuncuya hücum hattında eşlik edecek. Kesinlikle öyle. Ama yani biz nasıl bu isimlerden bahsederken biraz tedirginlik yaşıyorsak, onlar da Barış Alper'le ilgili aynı tedirginliği yaşıyorlardır. Barış Alper'in gücü, atletizmi, maçın sonuna kadar yorulmayışı bence Hollanda karşısındaki önemli avantajlarımızdan bir tanesi olacak. Belki de Montella planlarını yaparken hani artık rakibin yorulma süreçlerini, anlarını da dikkate alarak orada ben ne kadar diri kalabilirim, hangi oyuncularla diri kalabilirim gibi planları da yaparak takımı sahaya sürecek. Ama şunu söyleyeyim, yani keşke yani fizik olarak oturmuş, dripling yapabilen, girdiği ikili mücadelelerde ayakta kalacağına dair kendisine daha fazla güvendiğimiz bir Arda söz konusu olabilse. Yoksa ben şunu kendi açımdan söylüyorum, Arda şu turnuvanın en klas oyuncusu. Yani ben Arda'dan daha klasını görmüyorum. Arda'dan daha iyileri var. Yani klas başka bir şey. Hı. Daha iyi olmak, daha formda olmak, daha değerli olmak başka bir şey. Yani öylesi İspanya'da da var. Ve dün geceki karşılaşmada izledik. Ama Arda çok klas bir oyuncu. Fakat o klas yönünü destekleyici sanki kıvama henüz tam ulaşamamış. O da bizim önemli bir dezavantajımız. Belki bu karşılaşmada biraz daha ileri boyutta bir Arda izlersek o zaman hikayenin seyri bizim lehimize olur. Ama şunu da söyleyeyim. Hani takımımızı tek tek oyuncu bazında ele almaya çalıştım. Hollanda'nın gücüne zaten dikkat çekiyoruz. Ama biz favori değiliz. Bu net. Yani bu maçın favorisi değiliz. Avusturya maçında favorisi değildik. Üstesinden geldik. Evet. Favorisi olmamamız üstesinden gelemeyeceğimiz anlamına gelmez. Kesinlikle. Arda'nın bu evet turnuvanın belki klas anlamında olabilir ama en iyisi yani asla değil. Orada biraz daha böyle şut çekmekten vazgeçip etrafını görmesi lazım. Topla gittiği yok, zaman çok çekiyor. Özür dilerim Savaş. Yani benim söylediğimden en iyi yorumunu çıkarırsan o yok, çok yanlış olur. Klas dedin ya ben klas başka bir şey. O klasını biraz daha böyle şimdi mesela maçlara bakıyorsun. Evet çok şut çekme özelliği var. Attığı gol şahane bir goldü. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu daha iyi şut çekiyor ama etrafına çok fazla bakıyor. Çok fazla hatta ben Hakan Çalhanoğlu'ndan bu akşam o şutların biraz daha fazla olmasını bekliyorum. Çünkü kendi de oynadığı takımlarda müthiş şut özelliği var. Ama Hakan Çalhanoğlu takım oyunu biraz daha fazla oynadığı için yanındakine pas vermeyi çok tercih ediyor. Bu akşam da hücum hattına baktığımız zaman yani baktığın zaman aslında hücum hattı özellikle ileri dörtlüğe baktığın zaman 4-6-0 gibi tercih ediyor. Çünkü Arda en hücum oyuncusu olacak gibi gözüküyor. Yani Barış Kenan. Bu vermiş olduğumuz muhtemelen 11'de bir defa şunu söyleyeyim. Melih eğer gelmezse cezasının iptal olmazsa %99.9 bu kadroya çıkacak. Montella maça. Hı hı. Dolayısıyla bizim
Avusturya maçında oynadığımız o duran topları tabii ki çok iyi kullanıyoruz ama şimdi Hollanda'da da çok uzun boylu ve savunma yönü bu kadar o kalabalığın içinden vurdurabilecek orada kim var? Abdülkerim de yapıyor bunu. Samet de zaman zaman yapıyor ama ben daha çok böyle uzun toplarla ve şutlarla ceza sahasının dışından çekeceğimiz uzun şut, yani sert şutlarla bu golü bulabileceğimizi düşünüyorum. Onu yapabilecek çok iyi adam var. O zaman Arda gördüğü yerden vursun Savaşçı olarak. Zaten şimdi ama kanatta oynarken bunu söylerdim. Bak sen onu şimdi hücumun en önünde oynayacak. O zaman vurma ihtimali yüksek. Ama sen kanatta oynuyorsun. Bir çalım, iki çalım, üç ceza sahan. Şimdi o topları biraz daha fazla bulabilir. Belki ilk ayağını aldığı zaman da bulmuş olacak. Bu arada bence bütün tercihleri aşağı yukarı doğru. Yani orta sahadan yaptığı denemeleri, onları biraz azaltması tavsiyedir. Biraz unutulsun. Çünkü şu anda kaleciler tabii ki analiz ediyorlar. Arda oradan deneyebilir. Bunu biliyorlar. Deneyebilir bu arada. Bugün de deneyebilir. Ama genel hatlarıyla bence bu arada şu anda o an ekrana geldi. Genel hatlarıyla tercihleri Arda'nın doğru ya. Zaten büyük oyuncu olmanın biraz da şartıdır o. Evet, yani. Evet. Belki, büyük oyuncular doğru tercihlerde bulunurlar. Yani vuracağı yerde vuruyor. Şimdi bugün belki turnuvanın en zor karşılaşmalarından bir tane çıkacak. Belki baskıyı çok fazla yiyecek olabilir. Çünkü Arda artık turnuva başlarken bu kadar değil ama şimdi artık bütün gözler onun üzerinde. Orada eşleşmelerde biraz daha sıkı kalabilir. Kilidi açabilir. Ama ben sanki o Mert Günok'la başladın ya sen. Mert Günok'un böyle uzun topları çok alışık olduğumuz toplarla. Bir tarafta Barış, Kenan. Mesela Kenan'ın hafif böyle eleştirel başladı ama Kenan bu son Avusturya maçında o kısa paslarda çok iyi işler yaptı. Yani dar alandaki o paslaşmalarda Kerem mi Kenan mı? Kenan. Kenan. Ben yani Kenan topu biraz daha evet. Basabilen, biraz evet, daha Kerem tecrübeli dedik ama Kerem Galatasaray'da son maçlarda oynamamıştı. Turnuvaya başlarken de kulübede başladı. Kerem Kenan arasında tercih yapsam bu, ben de Montenegro'yu koysam. Söylediğinize itiraz etmem ama burada geçiş oyunlarına belki daha fazla ihtiyaç duyulabilir. Evet, orada da Kerem biraz bence daha bence bir adım çıkarmış. Önde olur. Kenan da olur ama Kerem bir adım önde olur. Bugün işte o geçiş oyunu mu yoksa böyle ceza sahasının yakınlarındaki o kısa paslaşmalardan olacak uzun şutlarda mı? Çünkü eğer oyun sisteminde hoca değişik yapmış olsaydı dediğin gibi olabilirdi. Belki Kerem'le başlayabilirdi. Onu geçiş oyununda. O bugün yine ben Montella'nın Avusturya maçından biraz daha farklı. Duran toplarda tabii ki her zaman gol atmak isteyeceğiz. Ama böyle uzun paslarla o kısa pasların biraz daha farklısını görebiliriz sanki. Yani Avusturya maçında çünkü ben son yıllarda gördüğüm en çok kısa pas vardı. Ve soğukkanlı bir takım vardı yani. Çok net bir şekilde ayağa pas. Diyorum kesin eskiden olsa dağındın arkaya ver, öne ver falan. Üç tane rakibin arasından kısa pas yapıyorsun Avusturya maçında. Burada da uzun boylu, fizikli, sonuca çok fazla gidebilen oyuncular var. Gerek savunmasında gerek hücum hattında. Orta saha kendine aynı. Bekleri mesela özellikle sağ bekleri oldukça iyi. Değişik bir maç bekliyorum. Montella bunu çalışmıştır. Mutlaka maç içinde sürprizleri vardır. Ama bu 11 hücum hattına baktığı zaman 4-6-0'a çok uygun bir 11. Erken golü bulmamız lazım. Avusturya maçında nasıl o erken gol bizi maçın 90 dakika genelinde çok net bir şekilde güçlü, fizikli, dirayetli oyun hakimiyetini tamamen senden yana olduysa burada da bu olabilir. Bence yine bunu başaracak milli takımımız. Şimdi erken golü bulursak zaten yani Kerem'e daha uygun bir oyun ortaya çıkar. Ha Kenan'a hitap etmez mi oyun? Kenan'a da hitap eder. Kenan da güçlü, genç, atletik. Yani bu anlamda aslında hocanın tercihleri arasında çok büyük fark olduğunu söyleyemeyiz. Ha, oyun becerisi, oyun pratiği anlamında tabii ki Kenan, orada size katılırım. Yani biz sete yerleşeceksek, ön taraf topa basacak, topu olumlu kullanmak bizim için çok önem arz edecekse, orada Kenan'ın hani gelmiş olduğu altyapı itibariyle de artıları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Hollanda karşısında, yani bizim rakipten topa daha fazla sahip olmamız çok gerçekçi gelmiyor bana. Daha fazla evet. Sahip olmayız. Hollanda'da öyle topu rakibe vererek hani o tarz stratejileri deneyen bir oyun kültürü değil. Ben hatırlamıyorum yani Hollanda rakip kim olursa olsun ben haddimi bileyim. Yani işte Brezilya ile oynuyor olsun. Diyelim ki bugünkü işte son Roma'ya maçında işte gördük. Yani. Veya İspanya'yı düşünelim şu anda. En iyi kim sorusunun bu turnuvadaki cevabı herhalde en fazla İspanya. En fazla İspanya çıkar. Almanya ile oynamaları bence erken finalde. Almanya'yı da ben çok beğeniyordum ama İspanya daha iyi. Nihayetinde İspanya ile de oynasa Hollanda topu vermez bence. Vermek zaten istemez en azından. Bu eşleşmeler olmasaydı Fransa, Almanya, İspanya
final olurdu. Yani normalde böyle karşılıklı çapraz eşleşmeler olmasaydı. Yani evet, benim de aslında beklediğim oydu şu ana kadarki gördüğüm takımlar içerisinde. Fransa bilmiyorum, hiç keyif vermiyor. Hiç ya keyif veren bir hali yok Fransa. Mesela ikinci yarısında biraz, o ilk yarısı çok bambaşka maçtı. İkinci yarı Fransa biraz daha toparladı ama yani turnuva başlarken favoriydi açıkçası. Yok. Yani favorilerden Fransa, bir tanesi. Fransa da hala favori. Yani şu anda tabii. Ama o favoriye mesela şimdi İspanya, onun Almanya, hakkını vermediler oyunu. İspanya ile Almanya gibi değildi. Mesela Almanya'da dün mesela İspanya maçında Almanya olağanüstü güzel mücadele yaptı. Karşılıklı ilk yarısı, ikinci yarısı şahane maç oldu. Tabii çok ama güzel pozisyonlar oldu Almanya. Fransa'nın oynadığı bu sezonki maçlardan baktığın zaman bir ya da ikisi dışında mesela dün akşam çok daha farklı maç beklerdim mesela. Ve o Almanya... Ama İspanya'nın tüm maçları güzel maç oldu. Almanya'nın tüm maçları güzel maç oldu. Hatta daha öteye gideyim. Aşağı yukarı 30 senedir falan bu Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupalarını izliyoruz. Bu sezonu izlediğim, bu keyfi aldığım hiçbir turnuva hatırlamıyorum böyle. Özellikle arka arka oynanan maçlarda. Yani sürprizler açık, keyifli maçlar, penaltılar, kendi kalesine atılan goller, kaleyi şaşıranlar, hakem yönetimler açısından. Bu turnuva gerçekten bambaşka bir turnuva yani. Valla İspanya sanki dünya futbolunun matruşkası gibi. Yani açıyorsun, açıkça yeni çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Evet. Ve çıkan şey eskiyi aratmıyor. Yani şu anda keyif veriyor ya. Şu anda yine bir jenerasyon ortaya koydular. Çok keyifli bir takım. İzlerken keyif alıyorsun. İşte futbol bu dedirtiyor sana. Bu çok güzel bir şey. Bunu devam ettirmeleri de aslında bütün ülkelere, hepimize ilham olmalı. Öbür taraftan Almanya'da bence hani içine girmiş olduğu yenilenme, o devşirme modelini benimseme süreciyle birlikte daha güzel, daha seyredilesi bir takım. Yani çok çok hoş, çok iyi oyuncular var. Çok daha orijinal bir takım. Yani bir iki pozisyona daha ve takviye yaptıkça zaman içinde daha iyi olacaklar. Doğru, doğru. Yani belki net bir golcüleri yok. Yani o söylenebilir. Ama birçok oyuncuyla da o işi götürebildiklerini düşünüyorum. Hani dönersek Hollanda'ya, yani evet. Hollanda... Hatta bir Hollanda'nın muhtemel 11'ine bakalım gelin. Hollanda nasıl bir kadroyla sahada olacak milli takımımız karşısında? Bununla alakalı birazcık konuşalım. Hollanda'nın muhtemel 11'inden bahsedeceğiz sevgili seyirciler. Melen kalede... olur mu olmaz mı, onu bekliyorum ben. Melen mesela 2 gol attı bu son maçta. Bakayım olacak mı 11'de? Hollanda'nın muhtemel 11'ine göz atacağız. Hollanda nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Bunun üzerine değerlendirmede bulunuruz. İşte Hollanda milli takımının muhtemel 11'i. Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reinders, Malen, Simons, Gakpo ve Depay. Son maça çıktıkları 11'den sadece bir isim farklı. Bergwijn'la başlamışlardı. Bu kez Donyel Malen'ı bekliyoruz ki oyuna girdikten sonra da attığı 2 golle biraz o formayı almış gibi oldu zaten Donyel Malen. Beklediğimiz Hollanda kadrosu bu. Burada en çok odaklanmamız gereken isimler sence kimler Savaş Çorlu? Bir defa Malin çok formda. Senin de dediğin gibi orada ikinci yarı oyuna girdikten sonra 2 tane gol atmıştı. Yadırgamamak lazım. Benim de bir oyuncum olsa bir maçta 2 tane oyuna sonradan girip gol atan, onu kesmek biraz zor olur yani. Ya burada savunmaya özellikle vurgu yapmak lazım. Hakikaten çok tecrübeli ve iyi savunma oyuncuları var. Baktığın zaman orada Akade çok formda. Ama biz de çok formdayız. Gakpo keza aynı şekilde. Simons, Depay. Yani tam bir 10 numaranın hakkını veremem. Numarasıyla beraber 10 numaranın da hakkını verebilen bir oyuncu ama maçın başlangıcında biz oyun üstünlüğünü ele bir tutabilirsek, hele bir de erken bir gol atabilirsek tadından yenmez. Biraz kalecilerin, biraz da atan ve tutanların maçı derler ya, burada atan ve tutanların maçı olabilir Hollanda açısından da, bizim açımızdan da. Bizim de hücum yönümüz yüksek. Hollanda'nın da. Savunma olarak baktığımız zaman, tecrübe olarak, yani dörtlüye baktığımız zaman Hollanda'nın savunması bizden daha iyi. O savunmayı aşabilirsek, o kilidi bir kırabilirsek, biraz da panik, ne kadar tecrübeli olsa da olsun Hollandalı oyuncular, o panik havası aynı Avusturya maçında olduğu gibi olabilir. Bu maçın golsüz bitip uzatmalara gideceğine pek ihtimal vermiyorum. Bilmiyorum sen verir misin? Yok. Yani golsüz bitip uzatmalara... İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Evet, iki takım da gol atıp gollü uzatmalara giderse ona bir şey olabilir. Diyemem. Ama golsüz biten bir maç beklemiyorum açıkçası. Hayri Beşer, Ake, Van Dijk savunmanın sol tarafı hakikaten geçilmez gibi duruyor. Yani onu belki söylemek gerekiyor ama sağ tarafta Dumfries ve De Vrij'in arkasından acaba bir maden bulabilir miyiz? Ferdi mutlaka hücuma katılıyor, destek veriyor. Ne dersin? Yani hedeflememiz gereken Hollanda savunmasında hangi bölge olmalı?
Yani sen söyledin aslında. Yani katılıyorsunuz. Tabii tabii. Yani ama öbür taraftan şimdi Hollanda ya odağı oynamak olacağı için yani o tür fırsatlar bize verecektir diye düşünüyorum. Burada belki şimdi Barış Alper işte kanatta oynayacak büyük ihtimalle. Sağ kanatta oynayacağı için de Ake ile karşılaşması muhtemel gibi gözüküyor. Zaman zaman o şeyleri de yapmak değişebilir. Hani rakibin zayıf tarafını dikkate alarak yer değiştirmeleri de oyun içerisinde görmemiz gerekebilir ve göreceğimizi tahmin ediyorum. Bazen Barış, çünkü şimdi bizim ön taraftaki oyuncularımız içerisinde ilk 11 itibariyle en fazla rakibi atletik özellikleri itibariyle yıpratacak isim Barış Alper. Ve Hollanda üzerimize geldiğinde, işte sete yerleştiği zaman biz topu alırsak, mesela diagonal çıkış olsun ya da işte derin toplar, rakip savunma arkası ya da kanatlara atılacak paslarda da yine herhalde aranması gereken oyuncu en fazla Barış olacak. İşte Kenan da olabilir aynı şekilde. Kerem oynarsa Kerem de olabilir diye düşünüyorum. Burada hani savunmaları kaliteli ama işte söylemeye çalıştığım gibi oynamaya dayalı bir anlayışta olmaları, gerek savunma, gerek orta saha, gerek de ön taraf açısından bize avantaj teşkil ediyor diye düşünüyorum. Yani çok katı bir oyun anlayışı karşımızda olmayacak. Öbür tarafta, ön tarafta Gakpo bence yani en etkili silahları o diye düşünüyorum. Tabii ki Malin da zaten çok iyi işler yapıyor. Özel bir oyuncu. Simons, Depay. Bir yönüyle anlayışları bize de benziyor. Şimdi evet. Önde Depay oynuyor. Yani onlar da forvetsiz bir oyunu tercih ediyorlar anlamına gelir. Şimdi Depay da nihayetinde bir santfor değil. Ön tarafta Depay'la oynuyorlar. Yani benzer anlayışların çarpışacağı, bazen benzer anlayışların mücadelesinde kısır oyunlar çıkar. Ama böyle olacağını ben de düşünmüyorum. Yani bu maçın golsüz bitmesi gibi. Hatta devrenin golsüz bitmesini dahi beklemem ben. Mutlaka her iki devreye de goller olabilir, sığar diye düşünüyorum. Kerem'in söylediği yer, Aka ile Van Dijk'in olduğu yer gerçekten iki tane tecrübeli. Van Dijk bakıyorsun havadan, yerden, ikili mücadelede hem hırslı hem de aşırı tecrübeli bir oyuncu. Acaba burada sen Barış Alper'i ısrarla söylüyorsun. Hollanda teknik adamı sarı çocuk. O sarı saçlı çocuk demiş mesela. Orada bir önlem alınacak. Montella acaba Barış'ı bu tarafa atıp Kerem'le yer değiştirir mi peki? Baktığın zaman. Yani Barış, Kenan. İşte oyun içinde o değişimler mesela olabilir. Mesela Malen'le orada da Dumfries'in olduğu yere Kerem vurgu yaptı ya. Mesela orada acaba Barış daha hızlı olduğu için oraya atabilir mi? Böyle bir tercih kullanabilir mi? Barış çünkü hem sağda oynayabiliyor hem solda oynayabiliyor. Tabii. Öyle bir sürpriz yapabilir yani. Mesela hem Gapko'nun hem de Akay'ın olduğu yerde beklerken bu taraf biraz daha boş olduğu için kim kullanacaksa o açığı buradan, çünkü hakikaten zor yani. Bu kanattan gelmek biraz hangi oyuncu gelirse gelsin zorlanacaktır. Burada biraz sanki daha böyle orta sahada kanat oyuncularına baktığın zaman çok hızlı oyuncular var. Yani orta biraz daha nasıl bizde Salih, Kaan, Hakan Çelenoğlu. Orada da Simons, Enders, böyle ortadan biraz daha gidecekler, şu çekecekler gibime geliyor. Kanatların şeyi belli çünkü yani. Ne yapabilecekleri belli. Bir de bizim kanat geçişlerini iyi yapmamız lazım. Ferdi'ye Avusturya maçında müthiş iyi işler yapmıştı. Eğer onun üzerine koyabilirse bu maçta da çok olağanüstü işler yapabilir. Çünkü o hem topla hem topsuz alanda çok iyi işler yaptı ki maçın o sonlarına doğru vermiş olduğu bir pas var mesela, Barış'ı alıp muazzam bir pas aldı, girdi, önüne açtığı pas vardı. Barış orada kötü vurmadı ama bir adım daha çekse vursa o gol olabilirdi. Ferdi'den bunları daha fazla görebiliriz bu akşam. Geriden iki türlü çıkarız diye düşünüyorum. Bir işte yani kanat geçişleri, kastettiğim şu diagonal paslar. Mesela sağ taraftan topu çıkarırken Hakan yaklaşır mesela kenarda, Ferdi'ye yaklaşır. Hakan alır, uzun atabilir. İşte soldaki Kenan'a atabilir ya da sola şey sokulmuşsa, Barış sokulmuşsa atabilir. Bir de hani driplikten de çıkabiliriz diye düşünüyorum. Yani Hollanda takımı böyle çok birbirine yaklaşarak hani labirente döndürmez diye düşünüyorum bizim koridorlarımızı. O dönse dahi orada mesela Ferdi
Savaş senin söylediğin gibi. Ferdi o çıkışları yapabilir. Dribling'le çıkabilecek bir ikinci oyuncu da Mert Müldür bence. Mert Müldür'le çıkabiliriz. Ferdi'yle çıkabiliriz. Her ikisi de yapar kenarlarımız. Dribling'le de çıkabilir. İşte Mert'in çıktığı anlarda özellikle dikkatli olmak gerekir. Gakpo inanılmaz formda, topla birlikte içeri çok çabuk kat edip topu ayağından nasıl çıkaracağını anlayamadığın bir şekilde kaleyi görüyor. Özellikle sağdan içeri kat eden oyuncuların uzak köşeye vurması beklenir ama Mert'in çok uyanık olması lazım. Kalecilerin nereye beklediğini biliyor. Yakına çok net şutlar çıkartabiliyor. Yani Gakpo'yu orada kitlemek de önemli. Mert hücuma çıkarken o görevini de aksatmamalı. Şimdi Mert hücuma... Bu arada beşli de başlayabiliriz savunmada. Doğru. Mert hücuma çıkarken Gakpo'yu kitleme noktasında aklımıza kim gelecek? Samet gelecek stoper olarak. Evet. Yani çünkü sağ tarafta olacak büyük ihtimalle. Solda Abdülkerim olacağı için o da çok iyi bir eşleşme gibi gelmiyor bana. Yani Samet hani kapalı savunma içerisinde yani mücadeleciliğiyle işte hava toplarındaki etkisi ve temaslı oyundaki başarısıyla Kerem'i, yani belki de savunmanın sivrilen ismi yine olabilir. Kerem'in söylediği şey önemli. Mesela önünde Kaan'a da koyduğun zaman orada beşli bir diziş görebiliriz ki bence mantıklı olur o. Çünkü Kaan da hem topla çıkıyor hem uzun top konusunda zaman zaman kendisini unutturabiliyor ama o beşli olursa sanki daha iyi olur gibime geliyor. Ya beşli olursa o zaman şöyle yani hani 3-5-2 gibi de çıkabiliriz. Yani onu mu, doğru mu anlıyorum? Yani 3-4-1-2'ye aslında sanki ha, bir noktada bağlıyor. Arda biraz geri çekiliyor. Kenan'la Barış Alper öne çıkıyor. Yani geçen maç şeyi çok bariz gördük ya. Soldan hücum ettiğimizde Barış Alper santrfor gibi konumlandı. Sağdan hücum ettiğimizde Kenan öyle konumlandı. Arda zaten daha serbest dolaştı. Merkeze de destek verdi. Yani pek çok alternatifimiz var ama Hollanda orta sahasına baktığımızda yani eğer 4-2-3-1 oynayacaklarsa biz 4-3-3 formasyonumuzda Arda'yı da biraz geride kabul Arda'yı edersek. Arda'yı geride sokup. Yani 4-3-1-2 gibi yine durup merkezde daha kalabalık da olabiliriz Hollanda'ya karşı. Bu da onları bozmamıza yardımcı olabilir. Çünkü orta sahaları bence bir hayli geçilgen. Anladım yani. Kenarları forvet olarak kullandığım bir formasyon aslında. Evet, yani hoca da öyle kullandı gibi. Aslında. Evet, zaman mantıklı zaman da yani Arda'yı bir geri çekersin. Çok hatta zaman zaman Arda gizli forvet gibi de evet, oyun içerisinde. Zaten baktığın zaman öyle. Şartlar el verirse mesela Hakan'dan da o şekilde faydalanmak bizim lehimize olur. Hakan çünkü beni bugün... Hakan'ın şut demin özelliği. De söyledim, maçı anlatacak spikerken bilmiyorum ama Hakan işte bu beklediğimiz gol, bu beklediğimiz şut, bu çok... Görürüz diye düşünüyorum. İçinde bir his var. Bu akşamki maçın en direkt kahramanlarından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu olacak gibime geliyor. Bazen benim böyle hissiyatlarım beni şaşırtmaz. O bugün olacak diye düşünüyorum yani. Hakan, bizi de şaşırtmasın. Akşam... Senin hissiyatların bizi de şaşırtmasın. Ya bazen böyle olağanüstü böyle çok inandığım zaman oluyor. Mesela Lucas Torreira bayan maçını atacak dedik. O offside'den hakemin vermediği gol çok beraberdik galiba bu oranda da. Bugün de mesela akşam o Hakan o şampiyonalarda spikerlerin mesela ısrarla vurguya nasıl Semih Şentürk bugün demin arada izledik o 2008 İsviçre maçında attığı golü. Hakan diyorum ben de bu akşam. Yani gol atarsa ondan daha çok ben sevinirim herhalde. Çünkü çok eleştiriliyor. Ama son maçında da zaten attı. Yani Çekya maçında. Bugün önemli ama. Tabii bugünkü maçta bence atacağı gol. Bence çok muazzam bir goldü. Üzerinde çok konuşmadık. Evet. Turnuvanın en güzel gollerinden, en zor. Yani... Hani bir pozisyonda en doğru vuruş hangisidir sorusunun cevabını verdi Hakan. Ve o vuruşu da yapabilecek başka bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ona rağmen eleştiriliyoruz ya. Yani bakıyorum sosyal medyaya o gol atana kadar. Yani skoru üzerine çok konuşuyoruz. Gol atmış, gol atmadan önce daha fazla. İşte topun başına niye geldi? Arda'ya bıraksana falan. Yani böyle çok şey yapıyoruz ama bugün her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi. Zaten öyle olacağına da inanıyorum. Az önce Mehteran takımını gördük. Şahane, müthiş görsel şovlar, şarkılar, türküler, eğlenceler. Her yer kırmızı beyaz olmuş. Başka dikkatimi çeken oldu. Hiç takım forması giyen yoktu. Hep istediğimiz şey buydu yani. O muhteşem görüntüler arasında baktım. Acaba arkalarda var mı diye. Hiç yoktu. Akşam da kırmızı beyaz olsun. Hakan atar, Arda atar, Kenan atar, Barış atar. Kim atarsa atsın. Önemli olan bugünü geçebilmek. Bugünü geçtiği zaman Türkiye açısından müthiş bir şey olacak. Gerçek anlamda bir final 2002'den sonra böyle net bir şekilde hayal edebileceğiz yani. Şimdi Hollanda bize şut fırsatı verir mi? Bana verir gibi geliyor. Evet. Yani şut fırsatı bugün en fazla bulabileceğimiz
maçlardan bir tanesi olabilir. Yani orada da senin söylediğinin gerçekleşme ihtimali. Yeter ki Hakan'ı öne taşıyabilecek bir oyun yapısı içerisinde olabilelim. Hakan çok fazla stoperlerin arasında kaldığında, işte topu gidip alıp bir aktarma merkezi olarak Hakan'ı kullandığımızda, Hakan yerine göre çok fazla pas arası yapıyor. Hakan hatta son müdahaleyi yapan oyuncu dahi olabiliyor. Çok kritik müdahaleleri oldu Hakan'ın bu turnuvada. Şimdi Hakan'ın bunları yapması bireysel olarak ele aldığımızda evet çok iyi bir şey, takıma çok faydalı bir şey. Ama Hakan'ı efektif kullanmaktan da bizi uzaklaştıran bir şey. Yani senin söylediğinin gerçekleşebilmesi için Hollanda'nın benim vereceğinden çokça emin olduğum o şut alanlarını, o demarke alanlara Hakan'ı sokabilmek lazım. Sadece Hakan değil ama bak bugün bize ne verir dersen o alanda en çok onu yaptırabilir. Uzun hani şut. Mesela Çek Cumhuriyeti maçını hatırlam 2008'de. Müthiş bir pas. Uzun toplarla atılan gollere bakıyorsun. Arda, Semih, Nihat. Yani böyle hep böyle uzun paslarla gelen goller. Bugün de onlardan bir tane. Evet, pas beklemiyorum. Ben mesela Avusturya maçındaki aynı pası sana yaptırmazlar bugün. Ben o kadar rahat pas yapabileceğim. Evet, Avusturya da çok bu işi çok iyi yapabiliyor. Baskı baktığın zaman çok müthiş bir baskı yediler. Ama bu akşam o kısa paslaşmaları yapabileceklerine çok ihtimal vermiyorum. Uzun toplarla, sert şutlarla. O şutu yapabilecek insanlar çok fazla. Kerem, Kenan, Arda, Hakan, Barış. Hatta zaman zaman Kaan Ayhan da çıkıp uzun şutlar çekebiliyor. Bunun içine daha da biraz daha geri gidersek Ferdi de var mesela bu işleri yapabilen. Ben bugün golümüzün, gol ya da gollerimiz olacaksa biraz uzaktan şutlarla olacağını düşünüyorum. Buradaki en belirgin iki oyuncu bence Arda ile Hakan yalnız. Yani şutör deyince diğer oyuncuların da şutör özelliği var ama mutlak anlamda oturmuş, hani rakip açısından çok ürkütücü özellikte değil. Barış da yapabilir. Mesela son maçta hani ceza sahasına girip tersine çekip vurduğu pozisyonda golü de yapabilirdi. Yapamadı çünkü hani işin içerisinde biraz yorgunluk da var. Daha doğrusu o pozisyonun getirdiği yorgunluk da söz konusu olabilir. Ha, Kerem aslında bir üçüncü oyuncu olarak sayabiliriz bence. Hani şutör oyuncu deyince işte Hakan'ı, Arda'yı, sonra da Kerem'i sayabiliriz. Kerem sahnede olursa. Evet, Kaan Ayhan'da da şutör özellik var ya da Kenan'da da var ama çok belirgin özellikler olduğunu düşünmüyorum. Bu senin söylediğin şey Savaş, hani uzaktan şutlarla, işte uzun paslarla gidelim. Bu işte parametrelerden bir tanesi olur hocanın değerlendireceği. Ama ben yine Montella'nın kafasındaki en önemli parametrelerin başında duran topların da geldiğini düşünüyorum. Yani duran toplarla gol bulmak yine kestirme yollardan bir tanesi. Çünkü duran top söz konusu olduğu zaman stoperlerinizde de gol bulabiliyorsunuz. Yani oraya gönderdiğiniz birçok işte oyuncu var. Marke edilen oyuncular var. Daha fazla dikkate alınan oyuncular var. Bir de dikkate alınmadığı için aradan daha o kadar dikkate alınmadığı. Mesela Abdülkerim bu özelliğini şu ana kadar konuşturmadı. Evet. Toplarında. Niçin konuşturmadı? Ama bir dakika orada Merih Demiral'ın attığı gol de ikisi aynı anda çıkıyor. İki kişiyi birden önden düşürüyor. Arkada Merih Demiral vuruyor. Yani orada Abdülkerim de vurabilirdi mesela. Bir maç önce konuşturmadı derken onu istedi. Aradı ama bulamadı. İkisi aynı anda çıkıyor. Merih Demiral orada kafayı vuruyor mesela. Ya burada, katkı sundu pozisyona tabii, diyorsun. Gol ondan çok bekliyordum çünkü duran toplardan. Galatasaray'da çünkü gol katkısına baktığın zaman fazla. Ama burada Hollanda savunması buna müsaade eder mi? Ya da Merih Demiral aynı golü atabilir mi dersen uzun boy iki tane ortada ya normalde bakıyor. Avusturya savunması da müsaade etmezdi ama etti. Yani mesela Arda'nın kullandığı korner atışı. Yani ayağının içiyle o kadar güzel gönderiyor ki topu. Yani topu gönderdiğiniz nokta kadar topu nasıl gönderdiğiniz, topa verdiğiniz koordinat, yani o ayağınızın topu okşaması da çok önemli. Yani o öldürücü bir şekilde gelen top İlk da gol, çok etkili. O golde ben biraz yani yapılan ortanın kalitesiyle de yorumlamak gerektiği kanaatindeyim. Arda o ortaları yapacak. Aynı şekilde Hakan kullanacak duran topları. Hepsini kaleye kullanmayacak bunlar. Özellikle çapraz ve korner atışlarında o ortalar gelecek. Oraya ben çok oyuncu göndermemiz gerektiğini ve göndereceğimizi düşünüyorum. Yani burada Samet de, Samet de kullanabileceğimiz isimlerden bir tanesi. Abdülkerim de kullanabileceğimiz isimlerden arka bir tanesi. Arka direkte mesela hatta olacak olanlar var. Hatta şunu söyleyeyim. Duran toplarda savunma oyuncularımız, yani stoperlerimiz diğer birçok isimden daha öldürücü özelliğe sahip.
duran mesela toplar noktasında, gidip vurma noktasında. O golü mesela bunun aynısını Hollanda yapabilir. O arka direkte o kadar bomboş bırakılmazdı mesela. Maç o golden sonra bir panikledik mesela. Evet. Böyle gol de yenmez. Onu da söyleyelim yani. Orada mesela belki offside'ı niçin offside'e düşüremediğimizi de mi konuşmak lazım? Evet. Orada bir oyuncu bozuyor galiba offside'ı. Ya kim bu, hatırlamıyorum ama evet. Orkun olabilir. Olabilir. Galiba yani, Orkun'du. Orkun ben de olabilir mesela. Yani offside, onları hani yapmam Orkun lazım. Orada içeride olmasa offside'e yakalanacak şey. Avusturya mesela o golü atan oyuncu. Meri'nin attığı ikinci golü ben yine söylüyorum. Bu savunmada atmak çok zor. Ne kadar duran, bu duran topla çalışılmış. Hoca da söyledi zaten. Oyuncular da söyledi. İlk golde ayağının içine müthiş oturuyor. Topu kaldırıyor. Normal bir golcü olsa bile o topu o kadar ayağının içine vuramaz. Düz vurur. İki tane savunmacı var çünkü orada. Bir de kaleci var. Ama o kadar güzel ayağına oturuyor ki top bir de böyle kalkarak gidiyor Meri'ye. İkinci golde de tamamen çalışılmış. Dediğim gibi Abdülkerim çıkıyor. İki kişiyi düşürüyor. Hatta bir temas var. Arkada Meri çok güzel bir temiz vuruş yapıyor. Ve hepsinden daha fazla. Yani o karambolün içinde o topa vurmak biraz da istiyor ama şans da en yükseğe çıkıyor. Merih'te o özellik var ama. O özelliğini orada kullandı. Orada şimdi baktığın zaman işte Van Dijk var mesela. Bayağı uzun boylu mesela. Merih değil, Samet de mesela uzun boylu ama o hava toplarında kolay kolay kaçırmaz. Keşke kaçırsa gelse mesela. Merih hani ince yapılı bir stoper. Dolayısıyla ince yapılı olması da belki onun daha kolay yükselmesine, en yükseğe çıkmasına yardımcı olan bir özelliği. Ya orada gerçekten hani Merih'in o attığı golde, ikinci goldeki yükselişini ben yetenekle ifade ediyorum. O da ayrı bir şey. Yani yükselme yeteneği olarak ele almak lazım. Mesela Fatih Tekke'nin çok özel bir yükselme yeteneği vardı. Fatih Tekke'nin boyu, Fatih Hoca'nın diyelim, 1.78 olması lazım. 1.80 de değildir yani, ya da 1.80'in altıdır. Öyle düşünüyorum. Ama yükselmesi muazzamdı. Ya işte o da ayrı bir yetenek. İşte o yeteneği geliştirmekle ilgili. Onu çalışacaksın. Şey. Çalışarak oluyor. Çalışmadan oluyor. Merih'in oynamayacak olması bence çok büyük eksiklik. Ya 3-4 sene önce bize dense ki biz Avrupa Şampiyonası'na mücadele edeceğiz ve arzulanan stoperlerimiz sahada olamayacak. Evet. Çok gerçekçi gelmezdi. Şimdi hani Merih yok. Diyelim Ozan Kabak var. İyi bir Ozan Kabak var. Gönlümüz gene rahat olur. Ozan olsaydı zaten Ozan oynayacaktı. Ya da Çağlar Söyüncü var. Söyleyebiliriz. Evet. Çağlar Söyüncü var. Yine rahat oluruz. Ben Ozan yok. Çağlar olsa Çağlar oynayacaktı. Onu da söyleyebiliriz. Evet. Ama ikisi de yok. Evet. Bu üzücü. Bu arada dünkü maçlar üstüne de biraz konuşalım. Sonrasında kulüplerin gündemine de dönelim. Hem transferle alakalı çalışmalar devam ediyor sevgili seyirciler. Hem de Galatasaray'da bugün önemli gelişmeler var. Savaş Çorlu bizi bilgilendirecek az sonra. Portekiz ve Fransa'nın kozlarını paylaştığı mücadele dün 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Uzatma dahil olmak üzere. Ve penaltılarda Fransa rakibine 5-3'lük üstünlük kurdu. Adını yarı finale yazdırdı. İspanya ile karşı karşıya gelecekler. Hayri Beşer, sıkıcı bir maçtı. Yani Fransa maçları da epey sıkıcı geçiyor. Portekiz sanki diğer karşılaşmalara göre biraz daha hareketliydi ama yeterli olmadı. Nasıl değerlendirmek gerekir bu mücadeleyi? Ya Fransa neden bu kadar tutucu, neden bu kadar defansif oynuyor onu çok anlamadım. Yani oyuncu yapısıyla ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bu hocayla ilgili bir durum diye düşünüyorum. Bu arada hemen hemen tüm takımlar böyle oynuyor. Hani biz bazen milli takımımızın işte ofansif oyunuyla alakalı çok beğenmediğimizi dile getirebiliyoruz ya da yetersiz bulduğumuzu dile getiriyoruz ama turnuvada böyle. Yani güzel futbol oynayan, hakikaten çok seyir zevki veren zaten kaç tane takım var? Yani onu da bir düşünmek gerekiyor. Doğru yani ama önce kaybetmemek, gol yememek. Yani içgüdüsü Fransa'nın burada biraz baskın sanki. Doğru. Sanki hani Deschamps şey düşünüyor. Yani ben iyi savunursam zaten sonuca giderim ama penaltılarla gitti. Yani evet. Penaltılarla sonuca gitmek sonuca gitmek midir? Evet eliyorsunuz ama yani o riske girmek bugün Portekiz'i elersiniz yarın bir başkasına elenebilirsiniz. Akan oyunda golleri yok bu arada Fransa'nın evet, şu an. Evet akan kadar oyunda penaltı, iki kendi gollerinin olmaması çok şaşırtıcı. İşte Griezmann gibi yılların golcüsü var. Griezmann yılların golcüsü. Mbappé dünya futbolunun en büyüklerinden bir tanesi. Yani ve kadrosundaki oyuncular da formdalar. Yani formsuz değiller aslında baktığınız zaman. Ama yani oyun çıkmadı ortaya. Sanki Portekiz daha fazla oynamak istedi, daha fazla üretmek istedi. Mesela Ronaldo'nun da belirgin bir şekilde takımın ön taraftaki atletizmini, oyun gücünü geride çektiği de bir gerçek. Net. Ben açıkçası bu maçta da gördüm.
Hiç keyif almadım. Sadece seyrettim. Dolayısıyla hani Fransa'nın elemesi biraz tecrübeyle ilgili bir şey. İşte penaltılara belki daha iyi hazırlanması ile ilgili bir şey. Daha soğukkanlı olması ile ilgili bir şey. Ya da günün talihiyle ilgili bir şey. Onun ötesinde evet Fransa yoluna devam ediyor. Ama beklediğimiz Fransa bu değildi. Açıkçası hani turnuvalarda Fransa hep büyük işler yaptı. İşte son Dünya Kupası'nda yine final oynadı. Hatta Arjantin'den neredeyse alacaktı finali. Zorladı. Son bölüm itibariyle söylüyorum. Şimdi belki biraz turnuva yorgunluğu, belki birazcık kazanma yorgunluğu mu var Fransa'da bilemiyorum. Ama bu Fransa ile ilgili hani kesin hükümler kurmamak lazım. Yani potansiyeli kendisini buram buram gösteriyor yine de. Hani izliyorsun, evet iyi oynamıyor diyorsun. Topu rakibe bırakıyor diyorsun. Yani kendisini zaman zaman geçiş oyunlarına mahkum ediyor. Bu Fransa'ya yakışmıyor diyorsun. Ama öbür taraftan da ne olursa olsun bu Fransa günün sonunda İstediğini finale alıyor. Yükselirse ve kupayı kaldırırsa da hiçbirimizi şaşırtmaz diyorsun. Hatta belki finalde, yarı finalde bambaşka bir Fransa izleyebiliriz diyebiliyor muyuz? Ben diyebiliyorum çünkü o potansiyel var takımda. Ama belki biraz Deschamps'ın da böyle bizim gibi düşünmesi lazım. Savaş Çorlu aynı zamanda maalesef bir büyük efsanenin de adeta azalarak bitişine şahit olduğumuz bir turnuva oldu. Hatta Dünya Kupası'nı da katalım. Dünya Kupası'ndaki ilk maçından bu yana orada da penaltıdan atabilmişti zaten. Golü yok Cristiano Ronaldo'nun. Tarihin en büyük oyuncularından bir tanesi. Mecburen de onu oynatmak durumunda kalıyorsunuz kadroda olduğu zaman. Artık devri kapanmalı mı Portekiz milli takımında? Bu kadar bence, yeter bence kapandı. Diyebiliyor muyuz? Kapandı bence mı kapandı. Diyorsun? Artık yani 37 bir Pepe değil. 39. 39 yani Pepe 42 ama çok özel bir oyuncu yani. Şimdi Ronaldo da kendine çok iyi bakıyor ama bu kadar yıpranmış bu turnuvada. Bak direkt söze mesela Ronaldo'da başlıyoruz. Ronaldo'nun oyun sistemine tam olarak dahil olamaması takımı da yavaşlatıyor. Hücum yönündeki oyuncuları da zayıflatıyor. Kaçırılan bir penaltı var. Gözyaşları var. Bir önceki turnuvada yine gözyaşları var. Bir önceki turnuvada çok fazla şans bulamadığı hoca var. Yani hocayla o eşleşmesi. Son iki maça kadar oynuyordu. Artık hiçbir şey yapamayınca çekti. Hoca onu kesti. Çekti ve eleştirilmedi. Evet haklı denildi o zaman da yani. Santos orada haklıymış denildi. Yok demeyenler de çoktu da Santos evet haklıymış, haklıydı da, bugünü haklı olduğunu da bugün, gördük. Bugün de o demeyenler de bugün diyordur. Evet. Hani o evet Santos haklıymış demeyenler de bugün diyor ki ya Santos haklıymış diyor. Ben bir Ronaldo'cu olarak bunu söylüyorum. Artık bırakmalı. Bu turnuvada ben açıkçası Portekiz'den umutluydum. Bir Arjantin'i yapacağını acaba yapacak mıydı? Çünkü geçen sene yıllardır kıyasladığımız Messi kupayla tanıştı. İşte Ronaldo da bir kupayla acaba veda yapabilir mi diye. O futbolu göremedik. Yani Fransa... Portekiz maçının ilk yarısı zaten bambaşka bir maçtı yani. Ben ilk yarısını bir kayıp olarak gördüm. İkinci yarı biraz daha derli toplu. Penaltılar her zaman şanstır. Bir önceki maçta 3 penaltı mı kurtarmıştı? Evet. Bu maçta hele o 1 ya da 2. penaltıydı. Yerinden kıpırdamasa penaltı üzerine gelecekti. Bazen de penaltı şans işi. Ama diğer maçı sabaha kadar konuşalım İspanya-Almanya maçını. Oyun anlamında, skor anlamında, kaçan goller son dakika... mesela Toni Kroos adına da çok üzücü bir durum işte ifade ettin ya bazı evet. oyuncular için diye. O da mesela kupayla veda etmek istiyordu. Tebrik etmek lazım. 42 yaşında milli takımda oynuyor. 39 yaşında milli takımda oynuyor. Ya 34 yaşında futbolu bırakıyor. Yani zirvede bırakmak diye buna derim ben yani. Eğer şu anda oynuyorum dese Arabistan'da, Türkiye'de başka ülkelerde çok rahat bir şekilde futbol oynayabilir. Baktığın zaman da izlediğimiz zaman da hatta son topa vuruşunu beraber izledik Kerem. Evet. Yani bu oynamaz mı şu anda baktığın zaman? Her yerde oynar. Arabistan değil ya Real Madrid'de de oynar. En kötü oynar. Paraya baktığın zaman yani kariyer zirvesi ya da zirvede bırakmak diye buna derim. Son anda fikri değiştirir mi bilmiyorum. Ama hem milli takım hem futbol olarak. Fikrini değiştirirse Trabzon'a gelir. Bunu söyleyeyim çünkü oturduğu yerde çok fazla Trabzonlu var. O müthiş baskı yapıyorlardı. Hani etkili oldu olmadı ayrı konu ama yani Trabzonlularla iç içe yaşıyor. Zaten benziyor da Trabzonlulara. Hiç uzak değil. Yani tavlayabilirler mi bilmiyorum. O zaman Abdullah Hoca ile başkan hemen. Tavlayabilirler mi bilmiyorum artık. Ama etrafı çok ama Kerem'in dediği gibi eğer devam edeceğim derse. Devam edecekse çok... dünyanın hemen hemen her takımında oynayabilir. Ama son yıllarda şahit olmadım. Bu kadar formda mesela sakatlanıp bırakırsın. Form olarak düşersin bırakırsın.
34 yaş çünkü günümüzde çok genç bir yaş yani futbolu bırakma adına. Hacı da o yaşlarda bıraktı ya 34. Ama Hacı şunu söyledi. Bıraktı, Hacı 35'te bıraktı. Antrenmandan bıkmış. Hacı 35'te bırakmış, bıraktı. Futbolu Trabzonspor maçından sonraydı. Trabzon'la veda o jübile yaptığı omuzlarda ve maçtan sonra ben ona o zaman mikrofonu uzattığım zaman. Son hafta maçıydı. Evet, son hafta maçı. Müthiş bir veda. Karşı kapalı tribünlere geldi. Maçtan sonra bizim eski Ali Sami Esad'ın Ali abi değil mi? İki gol atmıştı bu. Merdivenden çıkarken ona ben mikrofonu uzattığım zaman erken değil mi dedim. Yani sen devam etmen lazımdı diye. O Türkçe çok fazla konuşması sever, yani seven birisi değildi. Sonra başladı. Ben de istiyor dedi. Ama kafa ayaklar artık birbirine uymuyor dedi. Evet, antrenman çalışmasını çok sevmezdi belki ama müthiş bir yetenekti. Fakat ayakla kafalar birbirine hükmetmiyor. Ben artık Hacı olarak bırakmak istiyorum dedi. Doğru olanı yaptı. Yoksa 1-2 sene daha oynardı. Cristiano Ronaldo da o noktaya gelmiş mi? Ya bu arada Suudi Arabistan Ligi'nde zaten çok iyiydi. Onunla alakalı bir tartışma yok ama o ligin seviyesiyle Portekiz milli takım seviyesi arasında da uçurum var. Yani çok büyük fark var. Ya Cristiano Ronaldo tabii ki bir ikon ve birçok insana göre, birçok futbol severe göre de dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyisi. Biz bu fikre katılmasak da böyle düşünen insan sayısı da çok fazla. Bunu neye borçlu Cristiano Ronaldo? Bunu hırsına borçlu, profesyonelliğine borçlu. Yani işte hayatın diğer alanlarından çok fazla ödün verip oradan alıp futbola havale etmesine borçlu. Yoksa Cristiano Ronaldo benim bakış açıma göre çok özel bir yetenek değil. Ama futbolun bütün umdelerini üzerinde barındıran gelmiş geçmiş en komplike oyuncu diyebilirsiniz Ronaldo için. Fizik güç açısından zirvede, dayanıklılık açısından zirvede, atletizm açısından zirvede, konsantrasyon hız açısından zirvede, hava topları açısından çok iyi, er iki ayağını kullanma açısından çok iyi. Bütün bu özelliklere sahip, yani tek tek bu özelliklere sahip, iyi şekilde sahip birçok oyuncu bulabilirsiniz ama hepsini bir arada toplayıp bir oyuncu meydana, bir profil meydana getirmeye çalıştığın zaman Ronaldo çıkıyor karşınıza. Peki Ronaldo'da hani eksik olan ne? Aslında bu turnuvada onu gösterdi. Bir önceki şampiyonada onu gösterdi. Yani futbol hayatınızın son demlerine gelmiş olabilirsiniz. Ama siz yine de varlığınızda oyun içerisinde oyuna hükmeden, oyundaki yani oyun açısından alfa karakter olarak kendinizi gösterirsiniz. Ronaldo'da bu yok işte. Yani Ronaldo oyun içerisinde önemli bir figür, bitiren bir figür. Sonuç üzerinde ortaya çıkıyor. Ama oyuna şekil veren, oyunun kompozisyonunu yazan bir karakter değil. İşte öyle olmadığı için... Bu arada takıma şekil veren ve takımı hal ve hareketleriyle çok mutlu eden bir karakter de değil. Yani onu da çok yakın artık izlediğimiz için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yabancı basında insanların dikkatini çekmiş. Söyleyelim. Yani dün João Félix penaltıyı kaçırdı. Bütün takım arkadaşları ona koşuyor. Kameraya poz kesen bir kişi var onunla ilgilenmeyen. Cristiano Ronaldo. Yani o kendi dünyasının içinde yaşıyor. Biraz daha takım oyuncusu olsaydı eğer bence çok daha saygın bir futbolcu olarak kariyerinin noktalarında. Şimdi bu işin başka bir tarafı. Hani söylemeye çalıştığım şu. Şimdi Messi büyük bir yetenek. Evet. Ya oyun Messi üzerinden şekilleniyor. Oyun Messi üzerinden akıyor. Yani Messi yani saha içerisinde senaryoyu Messi yazıyor. Ama Ronaldo senaryo yazamıyor. Yani bir senarist değil. O senaryo içerisinde rol alan çok büyük bir aktör. Dolayısıyla hani şeyden de düşünce hani fizik olarak da düşünce o atletizmini kaybedince de sıradan gözüküyor. Mesela atıyorum son demlerinde dahi mesela Zidane hiçbir zaman sıradan gözükmemiştir. Evet. Kötü de olsa sıradan gözükmemiştir. Maradona sıradan gözükmemiştir. Biz izlemedik ama Cruyff de öyledir büyük ihtimalle ya da Pele de öyledir. Şimdi hani buradan ben Ronaldo'yu böyle değerlendiriyorum. Yani günümüz insanınız ya da günümüz futbol severini çok büyük gördüğü, ikonikleştirdiği ve büyük saygıyı hak eden bir büyük futbolcu. Büyük sporcu evet çok güzel bir ifade. Ama artık devam etmemesi gerektiğini söylüyor futbol ona. Yani bunu net bir şekilde görmüş olduk. İspanya-Almanya mücadelesi üstüne de kısaca konuşalım. İspanyollar hakikaten çok çok iyi iş çıkardılar Almanya'yı geçerek. Dani Olmo
sakatlanan Pedri'nin yerine oyuna dahil olduğunda belki hocanın düşüncelerini biraz bozmuş olabilir. Ama oyuna girdi, bir gol bir asistle günün yıldızı oldu. 119'da Mikel Merino normal süresi 1-1 biten mücadelenin ardından maç penaltılara mı gidiyor acaba derken sahneye çıktı ve İspanya'ya turu getirdi. Dani Carvajal'in de yarı finalde bu arada forma giyemeyeceğini hatırlatalım. 120+5'te gördüğü kırmızı kart sebebiyle Savaş Çorlu mücadeleyi de yine heyecanla takip ettik. Nasıl buldun performansları? İki takımın da performansı çok çok iyiydi. Pozisyon anlamına baktığı zaman Almanya'nın daha fazla pozisyonu vardı. Hatta son dakikada 120... Son 20-25 dakika normal sürede de zaten dayadılar 120, İspanya'yı geri. Hatta artı 3'te bile golü buluyordu yani. Bir baktığın zaman duran toplardan en son Toni Kroos'un ortası. Bir öncesinde bir daha. Her türlü git gel olan bir maçtı. Almanya golü buldu, maçı taşıdı. Tekrardan beraberliği yakalama geriye düştüğü mesela pozisyonda. Sanki böyle penaltılara gidelim iki tarafta razı gibiyken böyle fazla geriye çekildiği zaman o golü yedi. Dolayısıyla da bu turnuvalarda bir hata yaptığınız zaman hemen cezası ağır oluyor. Evet. Golü istedi. Çok da bir pozisyon buldu ama olmayınca olmuyor. Bazen 120+3'te oluyor. Bazen maçın başında oluyor. Ama dün akşam şans da biraz İspanyolların yanındaydı ama futbol anlamında muazzam bir gece yaşadık yani. Yani o maçı izledikten sonra Portekiz Fransa maçı hiç tat vermedi. Onu söyleyeyim yani. O maçı izledikten sonra böyle karşılıklı pozisyonlara git gel goller ve Portekiz-Fransa maçı benim gözümde çok daha farklı bir maç bekliyordum. Bu kadar kısır maç beklemiyordum. Biraz ikinci yarısı daha iyiydi. Ama İspanya maçı hiç bitmesin. Daha bir 120 dakika daha oynansın gibi izledik. Almanya'ya gideceğiz sevgili seyirciler. O gün Şahinoğlu'yla konuşacağız. Milli takımımızın Hollanda ile oynayacağı mücadele öncesinde İşte o gün Şahinoğlu formasıyla birlikte karşımızda. O gün nasılsın? Nasıl bir heyecan yaşıyorsun? Merak ediyorum. Almanya'da Berlin'deki atmosferle alakalı ne anlatabilirsin bize? Yani sabah uyandık. İlk uyandığımızda düşünmeye başladığımız şey bu akşam ilk golümüzü kim atar? Maçı nasıl kazanırız? Bunun hayaliyle yaşıyoruz ve sokağa adım attığımız andan itibaren de bu kat ve kat artıyor heyecanımız. Maçın atmosferine bizi zaten Berlin'deki Türk taraftarlar sokmuş durumda. Ben şimdi meydanın çok yakın bir yerindeyim. Yaklaşık 50-60 metre. Az önce oradaydım. Çok coşkulu bir atmosfer var. İşte müzik, türküler, müzikler, halaylar. Bayağı bir eğlence var meydanda. Taraftarların hepsi şu an bulunduğumuz bölgeye akın ediyorlar. Sokakta, her sokakta, yani istisnasız Berlin'in her sokağında, her yerinde Türk taraftarları görebiliyorsunuz ve dolayısıyla kendimizi evimizde hissediyoruz. Asla Almanya'da vesaire işte farklı bir ülkede hissetmiyoruz. Burası bugün küçük İstanbul. Net bir şekilde bunu söyleyelim. Tabii ki Hollandalı taraftarlar da var ve güzel olan görüntü bence şuydu. Meydanda Hollandalı taraftarlar da var. Türk taraftarların buluşma alanına gelenler var. Birlikte eğleniyorlar bizim müziklerimize. Onlar da eşlik ediyor. Çok güzel bir atmosfer var. Umarım günün sonunda biz eğlencemizi sürdürürüz, devam ederiz. Ama burada hakikaten bugün burada bulunmak çok keyif verici. Almanya'da birçok şehre gittik. İşte Dortmund, Leipzig, Hamburg. Buralarda maçlar oynandı. Bugün Berlin'de. Berlin'in atmosferi ve havası diğer şehirlerden biraz daha farklı. Buradaki Türk tarafta nüfus yoğunluğu çok daha fazla diğer şehirlere göre. Dolayısıyla hani sanki Atatürk Berlin Olimpiyat Stadı'nda değil de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir maça çıkıyormuşuz havası var. Atmosferde bu durumda ilerleyen dakikalarda zaten daha da yoğunlaşacak. Bir kortej başlayacak saat. Buranın saatiyle söylüyorum 5'te. Bir kortej olacak ve aşağı yukarı 2 saatlik bir yürüyüş. Stadyum biraz şehir dışında. 2 saatlik bir yürüyüş olacak ama şunu belirteyim. Bileti olanlar değil sadece. Bileti olmayıp da saatlerce yol kat ederek sadece bu gün bu eğlenceyi yaşamak, bu atmosferi solumak ve buradan o stadyuma yürüyen kortejin içerisine yer alabilmek için de yüzlerce belki de binlerce taraftarlar buraya geliyor. Biletimiz yok ama geleceğiz diyen birçok benim de tanıdığım arkadaşım, dostum, abim var. Yani sadece bugün burada maça girecek olan bu taraftarlar yer almayacak. Çevre şehirlerden, çevre ülkelerden birçok kişi bugünü yaşamak için, bugünün duygusunu tatmak için Berlin'e akın ediyor.
Gün Şahinoğlu, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde yine görüşmek dileğiyle. Dikkat et kendine. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ ol. O Gün Şahinoğlu bizimle birlikteydi sevgili seyirciler. Berlin'den oradaki atmosfere dair izlenimlerini paylaştı. Bu bölümde sona doğru giderken Ayrı Beşer'den de yine İspanya ile alakalı yorumunu almak isterim. Şimdi bir Fransa maçı da onları bekliyor. Ya, turnuvada en fantastik futbolu oynayan takım İspanya. O yakalamış oldukları oyun kültürünü, keyif veren oyun kültürünü hiç ihmal etmeden devam ettiriyorlar. Aslında yani futbola da hizmet ediyor İspanya bu yönüyle. Futbolun hala zirvede kalması, hala sevilir bir oyun olarak yoluna devam etmesine en fazla katkı sağlayan futbol kültürlerinin başında geliyor İspanya. Bunu söylemeliyiz. Almanya maçında evet ağır basan taraftı ama ben Almanya'yı da yani İspanya'dan çok uzak görmüyordum açıkçası. Ev sahibi olmaları. Yani kadroda Almanya'nın da çok Musiala başta olmak üzere çok özel, çok fantastik oyuncuları var. Ya İlkay da bunlardan orada bir tanesi. Orada Lagasman'a hata yapmış olamaz mı? Hem Emre Can'ı başta ikinci yarı çıkardı, sonra İlkay'ı çıkardı. Mesela İlkay turnuvanın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Kerem Kalamaz mı? Yani bir sakatlık falan da yapmadı mesela. İki tane Türk'ü birden çıkardı orada. O da mesela acaba diyorum bu Melih Demiral oyuna mı bağlamak lazım bunu yani? Yok artık. Ya bağlarım abi. Onlar o bağlıyorsa onlar maçtan 24 saat 48 saat önce Bild gazetesinde verilecek ceza 20 bin euro. Melih Demiral'a 2 maç ceza diyorsa ben de onun şeytanın avukatlığı diyorlar ya yaparım o zaman yani. Yani o kendilerini de cezalandırmak olur. Yani öyle öyle yani, düşündüyse hani herhalde elenmeyiz. Öyle bir şey düşünme ihtimali var mı ya? Yani özür diliyorum sağ olun. Herhalde, o kadar da değil yani. Herhalde turu vermek istemez yani elenmek istemez diye düşünüyorum. Ya işin o başka tarafı ama benim dikkatimi çeken Almanya lehine verilmeyen bir penaltı var. Orada dedin Kerem'in şimdi yarasına bastın yani şimdi abi. Şimdi o pozisyonu ben sadece hani şey canlı izleyemedim. Devamında işte başlangıcında offside mı vardı yok muydu onunla ilgili bir tartışma var ama pozisyon evet. Offside olsa da olmasa da penaltı değil. Yani hep üstüne bizim penaltı diye konuştuğumuz ama aslında penaltı olmayan pozisyonlardan biri. Eli şimdi açıkken elini yani eli bu şekilde aşağı yukarı. Elini kapamaya çalışırken kapamaya çalıştığı evet. Ele geliyor top. Doğru söylüyorsun. Açılıyor. Yani hep bunlara penaltı bekleniyor. Evet. Hiçbir şekilde verilmiyor. Hala ısrarla penaltı bekliyoruz. Ve şey o özetlerde de o pozisyonu koymamışlar. O dikkatimi çekti ve Almanlar da kıyameti koparmıyorlar. Ben onu diyecektim. Yani, Türkiye'de şu anda herhangi bir derbi bizim, de olmuş bizim olsa bizim aleyhimize böyle bir pozisyon yaşansa biz ne durumdaydık şimdi? Niye acaba karşı çıkmıyorlar, hani bu kıyameti koparmıyorlar? İşte dediği gibi o pozisyon öncesinde bir... Pozisyon penaltı değil. Aynı zamanda şimdi bir offside tartışması da var. Ya aslında yani ya futbolun ruhu açısından bakınca o pozisyonu penaltı olması gerekir. Hani kural pozisyon penaltı değil demiş olabilir. Şimdi oyuncunun ama eli açık mı açık, kapamaya çalışıyor mu söylediği doğru. İnisiyatife bırakıyor orada işte. Kural ama, açık ama. Ya futbol aynı zamanda sizin kendinizi yanlıştan korumanız gereken bir oyun mantık olarak. Yani sonuçta el ve top ilişkisi yasak ilişkidir. Nihayetinde onun istisnaları vardır. O istisnalar belirlenirken koyulan kuralların ruhunu tartışmak lazım. Yani kural açısından senin söylediğine itiraz edemem evet, ama buna futbolun ruhu açısından yani olması gereken kural böyle olmalı. Zaten bu kuralı değiştirmek lazım bence ya. Çünkü burada hakemler inisiyatif kullanıyor. Açıktı kapalı. Sana göre açık, bana göre kapalı. El açık kapalı. Bizim ligimizde bir sezon bakalım böyle 10 tane pozisyonu çok net sayarım. Ya hakem diyor ki bu kural eli aşağı doğru kapatıyordu, açıyordu. Onun ölçü metresi yok ki bu şekilde yani. Ha ya dün orada bana baktığı zaman da ben de Kerem'le aynı fikirde dedim. Ben penaltı diyorum pozisyona. İndiriyor ama topun hızını değiştiriyor, yönünü değiştiriyor. Top belki gidecek orada. Yani belki de büyük ihtimalle şimdi gidecek. Sen penaltı dersin, ben penaltı derim, Kerem penaltı değil der. Ama mevzu ne biliyor musun? Hı hı. Şimdi nihayetinde hakem pozisyona net bir şekilde hakim ve yorumunu bu şekilde kullandı ve VAR devreye girmedi. Şimdi evet, düşünelim yani böyle bir pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi bizim için affedilmeyecek bir hata. Ortalığı ayağa kaldırdık. Yani bizim başımıza gelse şu Alman milli takımının burada yaşadığı oyunda da konuşuluyor yani pozisyon. Konuşuluyor ama ortalığı ayağa kaldırmadılar. Maçtan sonra ya da maç esnasında hakemin evet, etrafında yani kümelenmediler. Hakemi taşlamadılar. Ya yani çok enter yani pozisyona yaklaşımlarındaki
hani doğruluğu anlatmaya var, çalışıyor. Var, kararı hakemin inisiyatifinde orada. Orta hakem dirayetliyse var karışamıyor. Hayır, karışmıyor. Yani aslında bir şeyi gösteriyor, gözümüzün içine sokuyor. Burada hakem yanlış bir karar vermiş olabilir, hı hı, ama olaya hakim, yorumunu yapıyor. Dolayısıyla hakemin olaya hakim olduğu bir noktada yorumunu yapmışsa VAR'ın mutlak anlamda devreye girmesi gibi bir mecburiyet söz konusu değildir. Bir fotoğraf var, arkadaşlarımdan rica ettim, hazırladılar. O fotoğrafla bu bölümü noktalayalım istiyorum. 2009'da mıydı? 2009'da sanıyorum çekilen bir, 2007'de, evet özür diliyorum, 2007'de çekilen bir fotoğraf. Lionel Messi ve Lamine Yamal, o dönem henüz 6 aylık, bir kampanya için bu ikili buluşuyor ve bu fotoğraf ortaya çıkıyor. Dün bu arada Lamine Yamal ve ailesi fotoğrafı paylaştı. Öncesinde tabii ki bilmiyorduk böyle bir fotoğrafı. Muazzam bir şey ya bu yani fotoğraf. Yani bildik hakikaten. Tarihin en iyi oyuncusu, tarihin en büyük futbolcusu ve yeni jenerasyonun muhtemel en büyük oyuncularından biri. Sadece 6 aylıkken aynı karede. Hakikaten tüyleri diken diken edici bir tesadüf mü diyelim? Yani evet. Bir dakikamız var. Şunu söyleyeyim, yani sanki Messi yeteneklerinden ona bir şeyler üflemiş gibi. O İspanya'nın attığı ilk goldeki pası, yani evet, o pastaki klas. Yani anatomik olarak Lamal'da öyle bir pas, öyle bir klas görüntüsü var mı? Hani ilk izlenim olarak yok dersiniz. Ama var. Muazzam bir şey. Evet, gerçekten bence de çok büyük olacak. Ha, o pas Messi'yi çağrıştıran bir pas. Messi'yi hatırlatan bir pas. O pasla birlikte bu fotoğrafta çok büyük anlam burada kazanmış oldu. Burada üflemiş miyim ama bizde mesela çocuk doğduğu zaman 6 aylık değil ama böyle bir daha bir haftası olmadan kulağına biliyorsun ismi okunur. Burada da Messi öyle bir dokunuş yapmış. Ezan okunur, öyle ismi okunur. Ezan okunur, yani ismi ezanla beraber ismi okunur. Burada da müthiş bir dokunuş almış, yani o dokunuşla beraber yetenekler almış. Sevgili seyirciler, kısa bir araya gideceğiz. Mehmetçiklerimizden milli takımımıza destek var. Bu özel görüntüleri ekrana getirerek bölüme noktayı koyalım. Az sonra yeniden birlikteyiz, bir yere ayrılın. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Oradaki atmosferi yaşayabilmemiz için bize fazlasıyla yardımcı oldu. İlerleyen saatlerde yine bağlantılarımız devam edecek. Milli takımımıza dair bir gelişme olursa paylaşacağız. İlk iki saatimiz içinde hem milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdik. Bu bölümde biraz daha kulüplere odaklanalım istiyorum. Çünkü Galatasaray'da olan Mali Genel Kurul bugün gerçekleşiyor, hala devam ediyor ve öyle görünüyor ki birkaç saatlik iş daha var Savaş Çorlu. Florya konusu burada Mali Genel Kurul'daki en önemli gündem. Bu konuyla alakalı başkanın yaptığı açıklamaları dinlediğinde ne düşündün? Başkanın Dursun Özbey'in bugün istediği yetkiyi alabileceğine inanıyor musun? Ondan önce son cümle, şu görüntüyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Almanya'nın başkenti Berlin diye açılış yaptı ama sanki böyle Türkiye'nin başkenti Kızılay ya da Taksim Meydanı'nda falan gibi hissettim görüntüleri izlerken. Muazzam görüntüler yani. Coşku tavan yapmış vaziyette. İnşallah bu coşkunun sonu mutlulukla biter bu akşam. Günlerdir beklenen bir kongreydi. Devam ediyor. Ben dönemde konuşmacılara bakıyorum. Sürekli olarak takip ediyorum sabahın erken saatlerinden beri. Gittim geldim. Zor bir kongre. Yani yetki alıp almama konusunda tabii erken bir şey söylemek için ama sert eleştiriler var. İşte Dursun Özbey'in daha önceki ifadelerine ve daha önceki açıklamalarına karşılık slaytlı gösteri yapanlar var. Gösterim yapanlar var. Bir defa böylesine Galatasaray tarihinin belirleyici bir süreçteki kongreye aşağı yukarı 2 saat önce 890-900 civarında katılım vardı. Bu çok az bir katılım. Yani 18-19 bin kişide tarihi bir kararda bu hep oluyor. Hani 1000 kişiyle yapılması, o 1000 kişinin de zaten belirli kişileri geliyor sonra gidiyor. Salonda kaç kişiyle oynama yapılacak en son? Şimdiden söyleyeyim 300-400 kişiyle herhalde oylama yapılır. Ama sert açıklamalar var. Şimdi Sayın Başkan'ın sabah açılış konuşmasında yaptığı bir konuşma açıkçası beni biraz üzdü yani. Baktığın zaman şöyle bir konuşma yaptı. UEFA ensemizde, ceza alabiliriz. Bunu bilmenizi isterim. Yani UEFA'nın Galatasaray'a verdiği bundan önceki cezada 2016-2017'de bir Avrupa'dan men cezası verdiği zaman Sayın Başkan yine vardı. O zaman da transfer yasayla hatta Avrupa'ya bir yıl gidememe cezası ile karşılaştı. O dönemde bu cezanın alınmaması için çok böyle
oldukça ucuz fakat taraftarlığı kenetleyen bir bileklik ortaya çıkmıştı. 10 TL'den satışa çıkıp UEFA'ya bunu sunumda ifade etmişti Sayın Başkan. Bugün bundan fazla değil, bir iki ay önce transferde İngiliz takımlarıyla yarışabilecek seviyedeyiz diyen Sayın Başkan'ın bugün transfer yasayla karşılanmak ve UEFA'dan bir cezayla alabiliriz söylemi son derece çelişkili bir ifade olmuş. Bu açıklama ciddi ses getirdi kongrede. Yani bu kadar kısa sürede ne değişti? Dünya yıldızı alacağız, transferler yapacağız. Biraz daha geriye gidersek bundan 10 sene önce ilk başkanlığı döneminde hatta başkanlığından da önce Duygun Yarsuvat yönetimindeyken daha o zaman mali işlerden sorumluyken Ali Sami Ensad'ın, eski Ali Sami Ensad'ın oradaki otel inşaatının ismini Ali Samiyen Otel yapacağını ve yılda 5 milyon euro gelir ifade hedeflediğini söylemişti. Şimdi gelinen noktada bakıyoruz Galatasaray Kongre üyesine, üyelerine böyle bir haber veriyor olması son derece üzücü bir durum yani. Şimdi nasıl böyle bir şey söylersiniz? Bu kadar şimdi son 6 ay içinde Dursun Başkan'ın açıklamalarına bakıyorum. Tribün gelirleri 43 milyon euro, sponsorluklar 58 milyon euro, forma satışı 35 milyon euro, artı Şampiyonlar Ligi 35 milyon euro. Sasha Boy'dan gelen rakam 30 milyon euro. Ama bugün UEFA ile sorun yaşıyoruz. Burada bir çelişki var. Şimdi 43, 93, 105, 135, 140, 175, aşağı 200 milyon. Bunlar hep son 2 yılda açıklanan rakamlar. Yani Galatasaray'ın gelir elde ettiği rakamlar üzerinde. Böylesine yüksek gelirlerin son bir senedir Galatasaray tarihinin en yüksek forma satışını yaptığını ifade ediyorsunuz. Galatasaray tarihinin en yüksek sponsorluklu rakamlarını elde ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Gerek stat sponsorluğu, gerek forma sponsorluğu, gerek diğer branşlardaki sponsorlar. Böyle bir durumda yani UEFA'nın ensesindeyiz. Bir ceza ile karşılaşabiliriz. Fazla değil. Bir ay önce İngiliz takımlarıyla yarışırız diyordun Sayın Başkan. Bunları tabii kürsüye çıkıp söyleyenler olmuştur mutlaka. Ama ben takip ettiğim kadarıyla Sayın Başkan'ın çelişkili ifadeleri var. Bu ifadeler sonunda da genel kurul tabii ki kararını verecektir. Ama tekrar söylerim 18-20 bin üyenin olduğu yerde bu kadar az kişiyle böyle tarihi bir kongreyi onaylamak, işte konuşmacılara bakıyorsun, destekleyenler var, eleştirenler var. Hukuki açıdan sabahleyin gündem maddesi verip ekstra maddeler konuldu. Erden Timur kongreye geldi, konuştu. Yani günün sonunda bir 200 saati geçebilir, konuşmacılar devam ediyor. Ama Galatasaray'da bence bu yetkiyi almış olsa bile Başkan Dursun Özbey'in bugünkü bu açıklaması çok önemli, bu çok tartışılır. Ya bu kadar gelirin olduğu yerde, hatta biraz daha geriye gidelim, hep bir şeyler çıkıyor. İki sene önce seçimin olduğu gün akşamın son konuşmasında Galatasaray ligi 13. bitirdi. Ekonomik anlamda sıkıntı, transferler sıkıntılı mı? Galatasaray parayı nereden bulacak dediği zaman Sayın Başkan cüzdan sallamıştı. Burada para var demişti. Hatırlayacaksın Kerem. Evet. Son seçimden bir gün önce Galatasaray'da bir ekonomik sıkıntı var. Hayır, ekonomik sıkıntı yok deyip cüzdanını göstermişti Sayın Başkan. Ama gelinen noktada bakıyoruz. UEFA konusunda sıkıntımız var. Cezayla karşı karşıya kalabiliriz. Çok ilginç geldi bana yani bu söylemler, eylemler. Galatasaray taraftarı transfer bekliyor. Transferlere bakalım. Lig bitti. Transferlerimiz hazır. Mayıs ayında biter bitmez transferler başkan biraz edeceğiz. İkna etmek için mi bu tip bir söylem seçti acaba? Bence öyle. Yani ama çok tehlikeli bir açıklama. Yani sen Galatasaray camiasının bu kadar gelir olduğu yerde, bu kadar başarının olduğu yerde ligi 13. bitiren Burak Elmas döneminden görevi alırken bunların hiçbirisi yoktu. Cüzdan gösterdiniz, paramız var dediniz, hazırız dediniz. Okan Hoca'ya açık çek verdin daha yeni kısa süre önce. Okan Hoca transferlerimiz geçecek dedi. Kemerburgaz'a yeni sezonda başlayacağız dediniz. Bir itman yaptınız, ondan sonra duş almaya stada gittiniz abi. Hani bazı şeyler için çok mu acele ediliyor? Biraz daha gerçekçi demeyeyim ama planlı programlı yapmak lazım. Günü kurtarmak için iş yaparsanız hiçbirimiz yapamayız. Ben de eğer geleyim burada bir saat konuşayım gideyim dersem olmaz. Olur mu abi? Sen yıllarca yöneticilik yaptın. Yani hep planlı programlı bir şey yapmak lazım. Şimdi ben otel aklıma geldi ya. 10 sene önce. Duş işi bana biraz komik geldi de. Abi stada git. Kemerburgaz'a bir gör. Ve biz oraya ısrarla... Futbolcular mı duş almaya stada gitti, Dursun Bey mi? Dursun Bey fotoğraf çekilip gitmiştir ondan sonra. Fotoğraf çekilildi. Yani Kemerburgaz, Metin Oktay tesislerinin Erden Timur'un ifadesiyle söylüyorum. Çok erken gittik. Oraya en az 2 senemiz var tam anlamıyla tesisin olması için. Yapılan ilk projede, tanıtılan ilk projeden çok farklı. Aşağı doğru 7 tane saha vardı böyle zeminli falan etrafı güzelli. Fakat açılışta gidilen o ilk antrenmanı 3 Temmuz'da yaptıkları yerden tamamen farklı. Üstten ne diyorlar ona tel, yüksek gerilim hattı teller geçiyor. Otobüsün antrenman sahasına giderken zor şimdi, döndüğünü gördük. Burada şöyle bir soru var. Dursun Özbek işte Florya'yı
bırakıp devredip maddi bir bedel karşılığı Kemerburgaz'a taşımak istiyor kulübü, evet, tesisleri. Bu konuda ısrarcı ve önemli bir proje de ortaya koymuş. Ve buna itirazlar var. İtiraz edenlerden bir tanesi de Erdem Timur'du. Yine camia içerisinde, delegeler içerisinde de itiraz edenler var. Dursun Özbek bunu niçin bu kadar çok istiyor? İtiraz edenler niçin ediyor? Florya'da ayrılmasının Galatasaray'a kazandıracağı ne, kaybettireceği ne? Yani bunu bir defa bence camia tam anlamış durumda mı? Bundan emin değilim. Camia 800-900 kişiyle oylama yapacak sanki bu rakam daha aşağı çıkacak. Camia bunu anlayabilecek sayısına kadar var. Buna bakmak lazım. Ya sen ya, mesela Dursun Özbek penceresinden ve muhalif pencereden durumu bir izah eder misin? Dursun Özbek bu süreci bence iyi anlatamadı. Çünkü bugün oylamanın yapıldığı gün bu olayı duyuyorsan burada üzücü bir durum var. Sen bundan 2016-2017'inde Riva için aynı şekilde yetki isterken Riva'nın maketleri yapıldığı zaman iki kere maket yapıldı. İki kere o projenin onay alırken bugün Sayın Profesör Doktor Ahmet Özdağ'ın da o konuşma yaparken Riva'da aldığı yetkiyi gösterdi. 47'ye red kaçtı. 1000 küsur kişi de o onayıyla geçinmişti. O Riva projesi Galatasaray'ın kurtuluşu olarak gösteriliyordu. Aynı bugün gibi. Biliyorum, hatırlıyorum. Riva Galatasaray'ın kurtuluşuydu. Kemerburgaz Galatasaray'a ne kazandıracak? Yani Kemerburgaz, çok basit. Yani işin matematiğinden gidelim. Ne kazandıracak? Ya Kemerburgaz Galatasaray'a ne kazandıracak dersen yeni bir tesis. Tamam. Yeni bir tesisleşme artık orada sonuçta. Bir de orası değerlendi artık. Altı yumurtlayan tavuk. Tamam. Havaalanında oradan kalkmasıyla beraber eskiden orada 3 kat imar varsa, 2 kat imar varsa bugün imar sayısı daha da yukarı çıkacak, tamam, büyük ihtimalle. Galatasaraylılar şunu soruyor. Diyor ki Sayın Erdem Timur'un, Ahmet Özdağ yine bugün kürsüde onu söyledi. 900 milyon dolar şu anda bu projeden Galatasaray'ın zarar ettiğini ifade etti. Bunu da Erdem Timur söyledi diyor daha önce. Hatta bir önceki seçimde... Ama Florya elden çıkıyor bu durumda. Florya elden çıkıyor tabii ki. Ama Florya'yı koyalım kantara. Kar zarar olayını tam anlatamıyorlar. Bugün yeni eklemelerle kendileri mi yapacaklar, müteahhite mi verecekler, yeni bir konsorsiyum oluşacak, bir takım projelerle karşılıklı müzakereyle şu anda anlaşma aşamasındalar. Ama Galatasaray'ın geçmişinde Riva projesi buhar oldu. Bugün Riva projesinin %15 kar marjından bahsediliyor. Galatasaray'a olan daireler ifade ediliyor. Otel Galatasaray'a yıllık 5 milyon euro getirecek, getirmezse ben veririm demişti Sayın Başkan. Hatırlıyorum bunları. Şimdi Galatasaray vaktiyle Ali Samiyen'den çıktı. Mecidiyeköy'den. Evet. Mecidiyeköy ve Ali Samiyen'in yerinin ne kadar kıymetli bir yer olduğu malum. Seyran Tepe'ye taşındı. Bu alışverişten Galatasaray karlı mı çıktı, zararlı mı çıktı? Mesela stadın o yapılma sürecinde o zaman rahmetli Özhan Canaydın sağda çok da emek veriyordu. Ben zararlı çıktığını inanıyorum. Ali Samiyen gibi bir stadın, Ali Samiyen Galatasaray'ın... Ben de aynısını düşünüyorum. Ali Samiyen Galatasaray'ın yani yuvasıydı. Çok başka bir yerdi. Bakın Beşiktaş, Galatasaray, İstanbul'da aynı yerde. Ama Galatasaray bir yerden bir yere gitti. Ve o giderken aynı bugün Adnan Polat Dursun Özbek yönetimine 13-14 sene sonra kürsüye çıktı, bugün konuştu. Küskündü çünkü Dursun Özbek yönetimle beraber bir barış sağladılar. Ben... Bugün bu yönetime destek veriyor Sayın Başkan. Adnan Polat da o gün acele etti. Genel kurul dedi ki acele etme. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ocak ayında geçelim dediler. Şunu söylemeye çalışıyorum. O süreçte hatta Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkandı. Henüz Galatasaray taşınmamıştı. Aziz, evet, Yıldırım'la görüşmüştük. Epey de uzunca bir görüşmeydi diyeyim. Aziz Yıldırım da ısrarca ben onların yerinde olsam asla Ali Samiyen'i terk etmem. Oraya yine 40 bin kişilik bir stat yapılması, o oluşturulabilir onun şartları, Galatasaray'ın lehine olur şeklinde böyle ısrarlı bir şekilde görüşünü dile getirmişti. Şuraya geleceğim buradan. Şimdi Galatasaray bir yerleri terk ederek başka bir şey elde etmeye çalışıyor işte. Ali Samiyen'i terk ediyor, Seyran Tepe'yi elde ediyor. Şimdi Florya'yı terk ediyor, Kemerburgaz'a gidecek. Daha önce Rivas söz konusuydu. Ama günün sonunda biz Galatasaray'ın ekonomisinin yukarıya gittiğini görmedik. Yani Ali Samiyen'den çıkılıp Seyran Tepe'ye gidilince işte kapasitesi daha yüksek bir stada kavuştu. Hatta Galatasaray kendi bütçesinden bir şey kullanmadı. Devletin katkısıyla Seyran Tepe'yi elde etti. Seyran Tepe'ye sahip oldu. Ali Samiyen arazisindeki haklarından feragat ederek. Ali Samiyen haklarındaki arazisinden feragat etti. Yani çok kıymetli bir yeri bırakmış oldu. Şimdi dışarıdan düz bir bakışla... Evet,
Kemerburgaz projesi çok parlak bir proje olabilir. Muhtemel ki orada çok güzel tesisler yapılıyor ve biz bunu birkaç defa başkandan da dinledik. Ben de dinledim başkanın o projeyle ilgili anlatılarını dinledim. Ama öbür taraftan da Florya'dan çıkıyorsun. Ya çıktığın yer çok daha kıymetli bir yer. Çok daha elegant bir yer gibi geliyor bana. Sayın Başkan'ın kendi iş hayatında bu kadar günü kurtarmak adına programlı bir şekilde iş yapar mı çok merak ediyorum. Yani saydım az önce bütün tek tek daha tekrar saymaya gerek yok. Şimdi siz 2 ay önce Mayıs ayında Bankalar Birliği'nden çıkacağız dediniz. Çıkamadınız. Lig bitmeden kombineler satıldı, localar satıldı, futbolcu satışı yapıldı. Hani bunların arka arkaya koyduğun zaman eylem ve söylemlerde hep bir farklılık çıkmıştır. Tarih olarak, gün olarak, rakamsal anlamda. Bugün gelinen noktada şu UEFA bizim ensemizdeki lafını bırak. Galatasaray burada bir sene Avrupa'ya gitmeyerek bir ceza yedi. Ve çok ağır oldu bunun bedeli. Oradan yine çok iyi çıktı yani. Allah rahmet eylesin. Sayın Duygun Yarsuat'la bir röportaj yaptığımız zaman Galatasaray burada bir yılda iyi yırttı demişti mesela orada. Kötü bir sunuma rağmen bir yılda iyi yırttı demişti. Bileklik nedir demişti hatta o bilekliği. Odun'un parasıyla 10 TL'ye satılan bileklikler taraftarlara çok ciddi bir ilgi göstermişti. O bileklik satışlarında bile haberini yapmıştım. Bileklikleri yapan kişi bile Galatasaray'da gündem olmuştu. Yaptırdığı, aldığı para, kazandığı para neyse işte. Ya bugünün Florya'dan oraya gider. O Florya ruhunu orada yakalayabilir mi? Çok kolay olmayacaktır. Çünkü Florya Galatasaray'ın gerçekten çok çok büyük bir anıları olan, tarihi olan bir yer. Ali Sami Esad'ından... Ya işin aslında romantik ve nostaljik bir tarafını bir kenara bırakarak konuşalım. Yani sadece değer üzerinden ele alsak çok mu karlı bu alışveriş? Ve Galatasaray bu şeyleri yapıyor, dönüşümleri diyelim. Hı-hı. Kalkıyor stadından başka bir stad yaptırıyor, oraya geçiyor işte. Tesislerinden, Florya'dan kalkıyor, başka bir yere geçmeye çalışıyor. Ama günün sonunda bakıyoruz Galatasaray'ın kasasına, başkan... İşte UEFA'dan ceza alabiliriz diyor. İşte bu sıkıntı. O zaman bu ne yapmaya yani, çalışıyor Galatasaray? Tek tek anlattım. Riva dedim bak. Otel dedim. İşte Kemerburgaz, kombineler, localar, sponsorluklar. Ciddi anlamda bir geliri var Galatasaray'ın. Şimdi aynı Sayın Başkan otele Ali Sami'nin otel ismini vereceğim demişti. Sonra daireye dönüştürdü o proje. Şimdi proje değişti. Daireler satıldı. Riva'da dairelerimiz var deniliyor. Ama bu kadar gelirin olduğu yerde Bankalar Birliği'nden kurtulmak ya da çıkmak için Riva'nın Florya Kemerburgaz takasının Florya arası için şu anda konuşulan rakamda baktığın zaman 900 milyon dolar da Ahmet Özdağ'ın fark var dedi. Yani bunu kendimiz yaparsak bu kadar firmaya verirsek. Evet kendi yapması da kolay değil işte oteli yapmaya çalışıyorlar. 2 sene oldu neredeyse. Otel ne oldu oradan gelecek 5 milyon dolar? Onu Dursun Özbey'e sormak lazım. 10 sene önce demişti ki biz buraya otel yaparız, yılda 5 milyon lira var. Sen sormadın mı Savaş? Abi 10 senede kaç kere sorduk? Bugün genel kurulda da sordular. Yani onun cevabını Sayın Başkan herhalde bugün genel kurulun sonunda mutlaka verecektir. Aynen ifadesi oydu. Sayın Duygun Yarsuvat döneminde ya otelin halıları bile, halıları için bile sponsor bulduk demişti ya. Hiç o dönemde. Değil mi? Önemli şirketlerin ya, sahibi bunların otelleri var. Otel sahibi olmak ayrı o kadar ben otelciyim değil. Dedi. Yılda ya, 5 milyon euro garanti para getirir burası nerede dedi. Nerede otel? Halıların dedi sponsoru hazır dedi. Halılar ve kapılar için şu anda gelenler var dedi. Ben burayı 1,5-2 senede bitireceğim dedi. 10 sene oldu. Erden Timur'la beraber lansman yaptılar. Otelden dönüp daireye döndüler. Kendileri de aldı. Satışları da hala devam ediyor. Hani... Buna rağmen bu genel kurul yine iyi yetki veriyor. Siz günlük sonunda başlamadan biz UEFA'nın ensesindeyiz. Bu zamana kadar şöyle bir şey yoktu. Bu kadar gelirin olduğu yerde ne oldu da bir anda UEFA'nın ensesinde oldunuz yani? O zaman bence yetki almak için söylüyor. Ben öyle abi, düşünüyorum. Bak UEFA'nın ensesindeyiz diyorsunuz ama bir ay önce kimse merak etmesin en iyi transferleri yapacağız diyorsunuz. Şimdi günün sonunda nakit akışı lazım diyorsunuz. Sponsorlara bakıyorsun. Yani tedarik firmasından çıkın, diğer sponsorlara bakın, kol sponsoru geldi, şampiyonluk geliri, şampiyonlar ligleri, loja gelirleri, VIP gelirleri bunları daha lig bitmeden sattınız. Hep günü kurtarmak için demek ki bazı şeyler var. Planlı programlı yaparsanız ya bunlar hayır lazım. Günü değil, ayı da kurtaramamışlar, 10 yılı kurtaramamış. Ben de hatırlıyorum o 5 milyon dolar meselesini. Ben şunu anlıyorum, Galatasaray özel bir camia. İşte Mektebi Sultani gibi Galatasaray Lisesi üzerinde yeşermiş. Medeniyet açısından, kültür açısından, okumuşluk açısından özel yeri olan, dolayısıyla hani insan kaynağı bakımından özel ve artısı olan bir camia. Şimdi böyle bir camianın içerisinden çıkacak olan yöneticilerin, başkanların çok doğru hareketler yapmasını beklersiniz her açıdan. Temsil açısından da öyle, ekonomik açıdan öyle.
yapacakları tesislerin kulübe, camiaya getirileri açısından öyle. Şimdi bütün bunları beklersiniz. Evet, Galatasaray bir taraftan bakıyoruz çok iyi takımlar kuruyor. Dursun Özbek de bunu yaptı. Şampiyonluklar elde ediyor. Evet. İşte son iki sezon lige damga vurdu. Rekorlar kırıldı. Birçok başkanla bunu yaptı. Ama işin bu tarafına bakınca ben geçmişten bu yana yani Galatasaray sanki böyle yerleşik hayatla bir ilgili bir sorun yaşıyor. Bak Fenerbahçe kendi imkanları doğrultusunda Aziz Yıldırım döneminde stadını yaptı, tesisleşmelerini tamamladı. Yani meselesi başka Fenerbahçe'nin. Ya da Beşiktaş'ın da öyle bir meselesi camiası başka. Galatasaray camiası 2 yıl şampiyon dahi olsan, üst üste şampiyon da olsan hesap soran bir camia. Baktığın zaman bugün burada yaşananlar şu anda kongre devam ediyor. Muhtemelen ibra olur. Belki şer koyanlar olacaktır. Ama sürekli hesap soran bir camia var. Ona rağmen bu kadar farklılıklar var. Yani bu enteresan. Sevgili seyirciler, son 10 dakika içindeyiz. Milli takımımıza bir dönüş yapalım. Hatta milli takımımızın muhtemel 11'i üzerine de biraz konuşabiliriz. İlk bölümde değerlendirmelerde bulunmuştuk ama belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Onlar için de milli takımımıza dair son yorumlarımızı yapalım. Program az sonra noktayı koyacağız. A milli futbol takımımızın bugün sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i şu şekilde: Mert Günok, kalede Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler. A milli futbol takımımızın beklediğimiz 11'i bu. Hollanda'nın kadrosu üzerine de geride kalan dakikalarda konuşmuştuk. En büyük beklentilerimiz hangi oyuncularımız üzerine olur? Hayri Beşer, tabii ki takım oyunu, beraber mücadele etmek, zor durumda beraber ayakta kalmak her şeyden daha önemli ama bireyler de fark yaratabiliyor. Şimdi zaten bizim milli takımımızın rakipler açısından öngörülmez tarafı bu diye düşünüyorum. Yani bakıyorlar Türkiye'nin oyununa, daha önceki maçlarda yaptıklarına. Total anlamda milli takımımızla ilgili muhtemel ki rakip takım hocaları SWOT analizlerini yaptıklarında ciddi savunma problemleri olan bir takım diye düşünüyorlardır. Belirli noktalardan rahatsız edebileceğiniz, sonuç alabileceğiniz bir rakip diye düşünüyorlardır. Ve planlarını belirlerken de muhtemelen bizim savunma zaaflarımızı dikkate alıyorlardır. Ön alan presimizin belki her zaman yeterince güçlü olmayışından bahsediyor olabilirler. Bunlar bizim eksilerimiz gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da oyuncu bazında ürküten bir takımız diye düşünüyorum. Yani Arda'mız öyle, Hakan'ımız öyle, Barış Alper öyle, Kenan daha iyi olabilirdir dediğim Kenan öyle. Ferdi bir başka. Yani Ferdi galiba milli takımın herhalde en az tartışılacak oyuncusu, evet, durumunda. Ben Mert Müldür'ü de zaten söylemeye çalıştım. Çok beğeniyorum. Yani birçok oyuncu sayabiliyoruz bir çırpıda. Dolayısıyla tehditkar bir takımız. Bu tehditkar takım iyi motive olduğunda aynı zamanda iyi organize olabileceğini, bütünlüklü oynayabileceğini, ahenkli oynayabileceğini, pekala hani yani zaten bizim genel anlamda kültürümüz savunma üzerine kurulu değildir. Mesela İtalyanların kültürü geçmişten beri çok işgal edildikleri için savunma yapmak onların bir yönüyle karakteri olabilir. Ama bizim karakterimiz hücum yapmaktır. Yani tarihimiz de bunu resmeder. Dolayısıyla oradan bakınca hani çok iyi savunma yapan bir Türkiye futbol tarihi içerisinde şekillenmeyecek bence. Hani kendisini bulunca, belki ekolünü yakalayınca Türk futbolu, hı hı, iyi mücadele eden ama daha çok hücum eden, iyi hücum yapan bir futbol kültürü olarak yerimizi alacağız diye düşünüyorum. Ama savunma yapmamız gerektiği zaman da orada müthiş bir tutku ortaya koyabiliyoruz. Çok adanmış bir şekilde oynayabiliyoruz. İşte o tutkulu oyun içerisinde işte Mert'in o muhteşem kurtarışı gündeme gelebiliyor. Ya da işte Samet'in kale çizgisi üzerinden kafayla topu uzaklaştırması vesaire vesaire gibi şeyler. Özetlersem bizim güçlü tarafımız sahip olduğumuz oyuncu kalitemiz. Ve oyuncularımız farklı farklı özellikleriyle bence ön plana çıkıyorlar. Mesela bir Arda'yı konuşurken çok başka şeyler söyleriz. Hakan'ı konuşurken
Aynı şekilde Barış Alper'i, Kenan'ı, hepsi birbirinden farklı ama hepsinin çok özel nitelikleri var ve bu nitelikler rakipleri ürkütmek için yeterli. Şimdi Montella'yı ne kadar eleştirirsek eleştirelim ki oyuncu tercihleri konusunda hani mecbur kaldığı zaman yaptığı değişiklikler aslında ona yönelik eleştirilerin de haklılığını ortaya koyan eleştirilerdi bence, değişikliklerdi. Onu söyleyebilirim. Ama Montella hani gelişi güzel bir futbol adamı değil. Yani belirli bir oyun kültürünün ve formasyonun içerisinden geliyor ve kendi doğrusunda ısrar ediyor. Bize göre yanlış olsa da kendi doğrusunda ısrar etmesi bir teknik adamın, bir liderin aslında olması gereken bir şey. Ben böyle de bir yönüyle böyle bakıyorum ve saygı duyuyorum. Ve şunu söylemek istiyorum son olarak. Bence izlememiz gereken Türkiye'yi henüz izlemedik. Biz şu ana kadar yaptığımızın, oynadığımızın üzerinde potansiyele sahibiz. Ve şu ana kadar belki öyle de kalibresi en yüksek rakiple oynayacağız. Biz kalibresi yüksek rakipler karşısında bazen doruklara çıkabiliyoruz. Mesela Fransa'ya karşı bunu yaptık geçmişte. Evet. Hollanda'ya karşı da yaptık. Yine yapabiliriz. Ben umut ediyorum ki bugün en iyi maçımızı oynayacağız. Hem organize, hem iyi takım savunması yapan, hem de iyi ürettiğimiz bir karşılaşmayı geride bırakacağız diye düşünüyorum. Ve belki ayrıntılar yine sonucu belirleyecek. Belki santimlere ihtiyacımız olacak. Belki Mert'in muazzam kurtarışlarına ihtiyacımız olacak. Bütün bu belkilerin sonucunda yine umarım çok güzel bir destana, çok güzel bir zafere adımızı yazdıracağız. O zaman Mert demişken şuradan gireyim. 1951 Berlin Panteri, Turgan Şeren abim, Allah rahmet eylesin, mekana cennet olsun. O Berlin Panteri lakabını almak tabii kolay olmadı. O zaman Batı Almanya 2-1 yeniyor. Şahane kurtarışlarla hep anlatılır. Son günlerine kadar hep teşvik mesai de yaptık. Beraber basın tribünde yazı, evet, yorum, röportaj, her şeyinde bulunmuş bir insan olarak. Mert'ten de inşallah bugün böyle bir performans görürüz. O zaman Turgay abi bile mesela bugün olmuş olsa da kucaklardı. Mustere'yi nasıl defalayan yan yana geldilerse. Atanın ve tutanın ne olacak? Ben o Mert hep Avustralya maçının son dakikadaki kurtarışıyla bıraktığı yerden bugün devam etmesini bekliyorum bir defa. Onun için de çok büyük moral oldu. Turnuvaya başlarken Gürcistan maçında bir gol yedi, hemen eleştirmekte biliyorsun çok hızlıyız. Ama atanlarımız, atan değil atanlarımız. Çünkü baktığın zaman sahada net bir santraforumuz olmayacak. Atanlarımızdan çok şey bekliyorum. Ara ara söyledim, Hakan Çağlanoğlu'ndan bekliyorum gol. Arda eğer o istediği şutları, plase şutlarını yaparsa gol olabilir. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Turu kim geçer bilmiyorum ama canı gönülden inanıyorum. Biz geçelim. Biz buraya geçersek hakikaten yolun sonu final olur. Ondan sonra kim olursa olsun. Savunma konusunda Samet Akaydın da eleştirildi. Bugün belki Meri yok, Samet var. Samet, Abdülkerim Bardakçı oynadıkları zaman iyi de maç çıkardılar mesela o ikinci maçlarında. Ben Gürcistan maçı olsun, bu maç olsun. Bu maç çok farklı bir maç. Ya. Deminki coşkuyu, deminki kalabalığı gördükten sonra hakikaten emin olun ki bunu kampta bütün teknik heyet de izliyor, futbolcular da izliyor. O heyecanı, o coşkuyu bu turnuvanın heyecan açısından, birliktelik açısından tavan yaptığı bir yerdeyiz. Evet. Turnuvaya başlarken demiştim ki biz o birlikteliği yakalarsak 2002-2008 o Türk halkının birlikteliğiyle geldi. Şu anda o birliktelik o kadar tavan yaptı ki bunu en iyi şekilde maçın başlama vuruşuyla beraber kullanacağımızı düşünüyorum. Maçın sonunda da Türkiye'yi, dünyadaki bütün Türkleri sokağa dökecek bir ortam inşallah biz yaşarız. Son 2 dakikamız içindeyiz. Oynadığımız maçlar hep eğlenceli, fazlasıyla heyecanlı geçti. Yine böyle bir maç beklemeli miyiz? Rakip profili de göz önünde bulundurduğumuzda. Ya aslında yani önce kendimize bakarsak bunu beklemeliyiz. Hep de öyle oldu. Ben şahsen Gürcistan maçının geçerli sayılmayan o Kenan'ın golüne kadarki süreçte son derece güzel oynadığımızı düşünüyorum. Hem iyi pas yaptık, fena da tempo tutturmadık, baskı da kurabildik. Ondan sonra bir oyun ahengi olmadı belki ama oyun içerisinde çok güzel şeyler oldu. Güzel goller attık, geri dönüşler yaptık vesaire vesaire. Tabii futbol enteresan bir oyun. Hani ben hep şunu söylüyorum.
Samet milli takım oyuncusu değil. Yani belki bu ifadeyi kullanmak hoş karşılanmayabilir ama bazen de net olmakta fayda var. Yani kendi görüşüm olarak birçok insan da böyle düşünüyor. Ama biz Samet'in kurtarışını da öbür taraftan konuştuk. Mert'le, Merih'in golleriyle Avusturya'yı mağlup ettik. Bir ayak, bir kafa golüyle Avusturya'yı mağlup ettik. Belki Hollanda'nın üstesinden de Samet'in golüyle ya da golleriyle geleceğiz. Olabilir. Ya da bir kurtarışıyla olacak. Yani futbol böyle bir şey. Dolayısıyla ya Hollanda bizi kilitlemez. Hollanda bize imkan tanır. Hollanda maçlarında hakikaten alan buluruz. Toleranslı bir oyunu var Hollanda'nın. Beni en fazla umutlandıran tarafı da bu. Ha, diğer türlü kağıt üzerinde onlar favori. Varsın onlar favori olsun. Biz de turumuzu geçelim. Hayri Beşer çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Savaş Çorlu. Aynı şekilde spor gündemine noktayı koyuyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Hollanda karşısında şimdi bir ara benim için. Az sonra ana haberde yine milli takım coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere buluşalım. A Spor'dan ayrılmayın.